akşamlar efendim. Artık her pazartesi bu saatlerde sizlerle canlı canlı birlikte olacağım. Ve bildiğiniz gibi yine konuşacağım. Ve yine bildiğiniz gibi herkes o kadar çok konuşuyor ki içlerinde ben de dahil olmak üzere. Ama yine bu gece konuşacağım. Konuşacağım, konuşturacağım, konuşacağız, konuşulacak, konuşulacak ama bir şey var. Bizim yerimize yine konuşan bir şey var. O da yaptığımız araştırmalar. Özellikle her hafta seçmiş olduğumuz konular üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarla ilgili gelecek olan konuklarımızla birlikte sizlerin huzurunda konuşacağız. Yeri gelecek güleceğiz, yeri gelecek üzüleceğiz, yeri gelecek ne olduğunu anlamayacağız belki de. Bugün de o günlerden bir tanesi işte. Ve ben şimdi sizlere bu ilk günümde, ilk heyecanlı ve canlı programımda konuklarımı davet etmeden önce şu gördüğünüz masanın başına geçeceğim ve oradan nasıl oluyormuş bir kere de ben göreceğim ve konuşacağız. Konuklarımız geliyorlar efendim. Halil'in böyle dönüşü herhalde bana biraz hareket verir diye düşünüyorum. Çünkü canlı yayın çok enteresanmış ki ben yıllardan beri bu işi yapmama rağmen. Hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Nasılsınız? Harikayız. Hoş bir anda böyle gelip kuruldunuz karşıma. Dedim ki ne yapayım, ne edeyim acaba sandalyeyle mi başlayayım derken sizi birlikte görmekten büyük keyif alıyorum. Çünkü ilişkiniz, birlikteliğiniz her ne olursa olsun şu anda berabersiniz ya da değilsiniz. Tamamen sizin özeliniz. Kimse ilgilendirmez. Ama bugünkü konumuzla ilgili olduğu için beni çok da mutlu etti sizi birlikte burada görmek. Bugünkü konumuz ilişkiler efendim. Kadın erkek ilişkileri biliyorsunuz ne de yanlış ne de doğru yapıyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunun bir formülü de yok zaten. Doğrusu bunun bir formülü de yok. Bir harala gürele gidiyoruz. Kimileri başarılı oluyor, kimileri dibe batıyor. Fakat olan burada ya çocukları oluyor ya insan etrafındaki kişileri oluyor. Küslükler, kavga, kargaşa, o onunla beraber kötü bir hayat oluyor ve bu bize kötü yansıyor. Çünkü üzülüyoruz, kıskanıyoruz, çıldırıyoruz ve en büyük mesele de biliyorsunuz kadınlar erkeklerini aslında pek kıskanmazlar. Erkekleriyle beraber olan hanımları daha çok kıskanırlar gibi geliyor. Yani kadınların problemleri yine kadınlarla gibi geliyor evet, bana. Evet biz tuzluk gibiyiz zaten. Estağfurullah. Öyleyiz ama yani. Yani sizler kıskanıldığınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Öyle hani bir başka şey bir hanım giriyorsa işin içine hanımlar yine hanımları kıskanıyorlar gibi geliyor bana. Rekabet. Diyorum kadınlar ama ne kadar doğru. Doğru. Ne kadar doğru bu? Ben sanki bayağı doğru olduğunu düşünüyorum. Yani öyle ol. Çünkü hep şey denir ya, bir davete gittiğinde de kadınlar hani kendi elbisesine benzer bir elbise daha görürse çok sinirlenir. Aynı ayakkabıdan görürse sinirlenir. Ama şey. Erkeklerin öyle bir derdi yok ki aynı saat takmışsa karı ne olacak ki diye bakıyoruz. Aynı pantolondan giyiyorsa canım ne olacak? Ama bence erkekler de diğer erkeği daha çok düşünüp kafalarına takıyorlardır ya. Çünkü biz hakaret ediyoruz. Hayır. Ya. Öyle değil işte. Daha doğrusu öyle olmadığını ben aslında son zamanlarda okuduğum bir kitapla ilgili hemen hemen biraz çözdüm gibi. Biraz da söylenen şeyler, biraz da yaptığım araştırmalara göre aslında erkekleri kıskanmaktan çok kadınlara öyle sahipleniyorlar ki. Evet. O anda onunla beraber olmasa bile bu kadın bana ait bir kadınken şimdi başkasına nasıl ait olur deyip yine kadına hırslanıyorlar gibi geliyor. Ama tabii hep biz erkek aslan gibiyiz. Hep gibi geliyor. Evet. Peki benim biraz evvel söylediğim hanımları kıskanıyorlar konusunda daha önce bir fikrim var mıydı yoksa ben söyleyince mi yaptım? Yok hayır hanımları kıskanıyor ona inanıyorum. Yani sizi kıskanmıyoruz. Bizi kıskanmıyorsunuz doğru. Allah Allah bu kötü bir şey değil mi ki? Kötü zaten bunalıma giriyoruz. Zaten o yüzden bunalıma girip de göğsümüzü yumruklamaya başlıyoruz ya. Niye? Çünkü biz de kıskanılmak hiç istiyoruz. Öyle yapmıyorsunuz. Hani. Aksine böyle kıskanılıyorum. Kurum kurum. Tabii canım işte. Bundan güzeli böyle var mı yani? Yazık yani öyle yapıyorsunuz gibi geliyor bana siz biraz. Siz beni sevin. Öyle değil tabii tabii. Ya, siz beni sevin ben de beni seveyim hepimiz mutlu olalım değil mi? Hepiniz erkeklerin durumu sevin. O hepiniz beni. Hayır ama gerçekten size zannediyorlar ki onları kıskanıyoruz. Çok fena bu durum. Biz zavallıyız yani o mu?
O mudur? Yok, o kadar da değil. Bunların öyle olup olmadığını biraz sonra yapmış olduğumuz, gerçekten yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu ortaya çıkacak. Yani bu gece araştırma şirketinin sahibi de kısa bir süreyle bizimle birlikte olacak ki gerçekten bundan sonra da bu programda yapılan her şey, araştırmalar üzerine konuşulan her şey olduğunu daha samimi bir şekilde seyircilerimize anlatalım diye. O yüzden hani bunları konuşuyoruz ama biraz sonra bunların ne olduğunu öğreneceğiz. Yüzdelerini özellikle sizlere soracağım. Bakalım bilecek misiniz? Özellikle erkeklere sormak lazım ki diyorum. Çünkü öyle yüzdeler söyleyeceksiniz ki komik olacak gibi geliyor bana. Muhtemelen. Biz zaten ne söylersek komik oluyoruz. Komik duruma düşüyoruz. Niye canım? Bir anda bu kadın erkek ilişkisinde şeyiz biz. Yok, güçlü tarafsızsınız. Ben onu kabul ediyorum. Tabii. Ama hakikaten bunu kabul ediyor olmak büyük erdemlik de. Teşekkür ederim. De, yani bu kadar da moralim olur. Bir anda mimikler oynamaya başladı. Aslında belki biz de böyle zannediyoruz. Çıkacak olan sonuçlara göre bakacağız. Belki ya, yanılıyoruz. Bakalım. Merak ediyorum o soruları ben vallahi. Vallahi ben de çok hoş, ediyorum. Çok çok şeker şeyler çıktı. Ve insanlar zannediyorum ki bu sonuçlara göre de biraz kendilerine çeki düzen verebilirler diye düşünüyorum. Bu arada tişörtün böyle bir gerildin. Güzel, güzel mi? Tişört. Bu. Ne var orada, ne yazıyor? Hepimiz su samuruyuz. Ne demek bu? Aa, bu Serdar Akina'nın yazdığı bir yazı. Yani gazeteciliğin 11 Eylül'ü gibi bence. Nasıl? Bayağı bayağı çok ciddi bir... Okuyabilirim. Ayşe teyze gibi yazıya çıkarabilirim. Hazırlıklı. Hazırlık. Tabii. Aa. Aa, çok çok bunun önemli bir yazı bu. Konumuzla ilgisi yok ama açıldı galiba. Ya bu şey... bu aslında konumuzda şöyle ilgisi var. Bizim hani aslında medyanın gözü önünde olan insanlar olarak bazen çok etkileniyoruz, çok canımızı sıkabiliyoruz ve niye hep bizim başımıza geliyor diye düşünüyoruz ya. Halbuki Afrika'da bir atasözü varmış. Aslanların dili olsa, konuşabiliyor olsalar avcılar bu kadar palavra atamaz diye. Oo, çok doğru. Biz normalde konuşmuyoruz. Hani çünkü konuşmanın bize zarar verdiğini düşünüyoruz. Halbuki zaman zaman, işimize geldiği zaman konuşuyoruz ama sonuçta bize o kadar çok şey söyleniyor ve o kadar çok bombardıman altında kalabiliyoruz ki bu sadece bizim başımıza geliyor zannediyoruz. Serdar Akina'nın bu yazısıyla aslında işin hiç de öyle olmadığını gördük. Çünkü Serdar çok ciddi anlamda, okuyabilir miyim bir iki şeyini? Lütfen. Çok önemli çünkü bence. Kağıtla gelmiş. Aa, tabii tabii. Çalıştı. Şimdi yıllardır bu camiadayım. Gitmediğim gezi, katılmadığım sofra muhabbeti, o bu kalmadı. Hepsi karısını aldatmıştır. Genel yayın yönetmenlerinden bahsediyor. Evet. Veya halen aldatmaktadır. Hem de bir koleksiyoner gibi. Bugün medyada köşe tutan kadın yazarlarımızın kaçı şimdi bir kısmı rahmetli olan kudret sahibi yayın yönetmenlerinin yataklarından geçmemiştir. İlla kadın yazar olmak da gerekmez. Mesai arkadaşlarıyla yatan karısını ve kocasını meslektaşlarıyla aldatmayan kaç gazeteci var? Çok ağır bir yazı aslında bu. Peki bizi ilgilendiren tarafına geçelim. Bizi ilgilendiren tarafı şu. Şimdi genelde gazeteciler bizlerle ilgili düşünürken aslında bir peygamber ahlakı doğrultusunda değerlendirip yazı yazıyorlar. Fakat kendileriyle ilgili bir şey ortaya çıktığı zaman, aa, meslek dayanışması, neden onunla ilgili yazıyorsunuz? Aa, belki de başka menfaat türlü ahlakı hani giriyor. Menfaat ahlakı giriyor. Çünkü onlar yakalanmaz, yakalarlar. Tabii şimdi ama bunun da şöyle bir tehlikeli tarafı var. Gazetecilik dürüstlük üzerine kurulu olan bir şeydir. Yani ve tarafsızlık. İlkesi üzerine nasıl kurulmuş yani, olan bir şeydir. Bunu sadece söyleyebiliriz. Böyle bir şey olduğuna inanabiliyor muyuz? Artık olduğuna inanıyorum ben. Çünkü bu yazı bence Ergenekon gibi. Yani, tam tersi. Hayır, taraflı olduğuna, ama bu yazıyla birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani. Ama bu yazı çok fazla gündeme geldi mi acaba? Kapatılmaya çalışılıyor üstü. Biz de bugün açıyoruz galiba. Ya hayır, ben bunu hani çok hoşuma gitti. Kürt açılımına benzedi. Evet, doğru. Gerçekten gülüyoruz ama Kürt açılımına benzedi. Hiç gülünecek bir konu olmamasına rağmen. Değil. Peki biz bunu açalım mı, istiyor musun Tamer'cim? Yani açalım, herkesin ipini pazara çıkaralım mı? Hayır, o da değil. Aslında öyle bir şey de değil. Ama mesela bundan birkaç yıl önce
Ayşe Arman'ın bir yazısı vardı. Ali Kırca ile ilgili o tatsız olay, bunun tatsız olduğunu da altını çizerek söylüyorum. Benzer bir şeyi ben de yaşadım. Bir şantaja maruz kalmıştım. Kimse şantajı hatırlamak istemedi ama. Hani dolayısıyla Ali Kırca olayı ortaya çıktığında Ayşe Arman şöyle bir şey söylemişti. Canım taraf tutacağız ve bunu yok sayacağız. Hiç konuşmayacağız. Ama şimdi bir aktör olduğu zaman söz konusu, işte o aktörün karısıyla Gökdelen'in çatısında şey yapabildi, röportaj yapabildi. Niye Ali Kırca'nın karısıyla ya da Can Dündar'ın karısıyla da yapacak mı? Çünkü geçenlerde yine Halit Ergenç'in karısıyla bir röportaj yapmıştı. Çok ağır bir röportajdı o. Dizayn edilmiş bir de. Yani özellikle dizayn edilmiş, edit edilmiş bir röportaj. Ama şimdi ibre bu sefer Can Dündar'ın karısına da dönmüş olması gerekiyor. Normalde hiç konuşulmaması gereken bir şeyken, çünkü bel altından vurmamak gerekiyor kimseye. Hani işte aşk, çünkü aşktır. Hakikaten Can Dündar da şey diyebilir, aşık oldum diyebilir. Ama sonuçta gördüğümüz şu ki medyada yapılan bu tip atışmalar genelde bu paintball gibi. Hani acıtmıyor ve sadece boyuyor. Diye böyle plastik kurşunlarla, plastik mermilerle yapılan bir şey. İşte bu da aslında ilişkilerle ilgili bir şey. Yani hayatta neden anlayamıyorum. Bu hayatımızı etkileyen en önemli şey acaba tavsamak, monotonlaşmak ya da birbirine alışmak mıdır? Sanki bir şeyler insanları bir yerlere sürüklüyor. İnsan içinde öyle bir duygu var ki o anda o kadını öpmek istiyorsun. Yapacak bir şey yok. Ya da hani o erkeği öpmek istiyorsun. İçin gidiyor, evlisin ya da bir neyse işte sevgilin var ve bir süre sonra insanlarda bu duygu yüzeye mi çıkıyor, ne oluyor? Bunu bastıranlar var, bastıramayanlar var tabii. Tabii düşündüğümüz her şeyi gerçekleştirmiyoruz ama yani öyle bir baskı yaratılıyor ki insanların üzerinde. İnsanlar hislerini, duygularını diledikleri gibi yaşayamıyorlar. Bu tabii ki her önüne gelenin aklına gelen ilk kadını öpmesi ya da erkeği öpmesi anlamına gelmiyor belki ama enteresan bir baskı altında yaşıyoruz. Bu yani, sadece baskıdan değil de biraz da bu son yıllardaki bu hedonizmin çıkışından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani daha mutlu yaşamak için anı yaşamalıyız. İstediğimiz her şeyi o anda yapmalıyız. Sadece tek önemli biziz, benim. Benden başka önemli yoktur. O an ne istiyorsam kendimi mutlu etmek için onu yapmalıyım gibi bir bakış açısı, böyle bir trend oluşmaya başladı. Bu da insanları tabii özellikle büyük şehirlerde, bu metro kentlerde yaşayan insanları çok böyle işte büyük şirketlerin içinde sürekli bir arada yaşayan insanları falan o şekilde etkiliyor. Yani ne kadar yaşıyoruz ki, çok kısıtlı bir hayatımız var. Zaten geldik gidiyoruz, ne ama bunu da yaşayalım, bunu da yaşayalım diye. Acaba böyle mi? Acaba böyle mi? Gerçekten araştırmaların sonucu da bu mu? Şimdi biz normalde çabuk tüketildiğini düşünüyorum yani. Ama normalde herkes bir araya geldiği zaman, insanlar bir araya geldi. Bunları herkes bir şeyler söylüyor. Herkesin bir fikri var. Tabii tabii. Ama gerçekten araştırmalar bunu mu söylüyor? Hakan Bayrakçı beyefendiyi buraya çağırıyorum. Araştırma şirketimizin başkanı. Onlara bir beyefendiye bir merhaba diyerek bu soruları birazcık da kendisine sorup hani birazcık da şöyle bir acaba öyle mi diye, bana göre değil çünkü çok şaşırtıcı sonuçlar çıkıyor. Hakan Bey'i davet ediyoruz şimdi. Hoş geldiniz. Biraz bize kendinizi tanıtır mısınız? Evet. İsmim Hakan Bayrakçı. Evet. Sonar Araştırma'nın başkanıyım. Memnun olduk. Tarihçiyim. Evet, bizim için de çok önemlisiniz. Çünkü programımızın özünü özellikle sizin sayenizde sonuca bağlayabiliyoruz. Özellikle sormak istiyorum ki bu araştırmayı nasıl yaptınız? Araştırma Türkiye çapında mı? Hanımlar, erkekler ayrı ayrı mı soruldu? Bütün Türkiye genelinde yoksa karışık mı soruldu? Nasıl yaptınız araştırmaları? Şimdi daha çok kent merkezlerinde yapıldı. Daha çok değil, tamamen kent merkezlerinde yapıldı. 8 ilde yapıldı.
8 ilde. 8 il ama Türkiye'yi temsil niteliği taşıyabilecek karakterde bir 8 il. Ama daha çok kentleşmiş insanların, yani sosyolojik olarak, yapısal olarak kent insanlarının eğilimlerini, görüşlerini yansıtıyor. Çünkü kırı dahil etseydik çok farklı yüzdeler çıkardı. Hı hı. Daha doğrusu soruların cevapları çok farklı olabilirdi. Hı hı. O nedenle... Peki bu sorulara nasıl tepki gösterdiler sorduğunuz zaman kişiler? Şimdi tabii kent merkezlerinde yapıldığı için gayet başarılı geçti. Aşağı yukarı kararsız vardır ya şu meşhur hiçbir partiye oy vermeyeceğim tipli cevaplar ya da cevapsız filan. Onlar hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. Belki biraz reklam gibi olacak ama sonların adını da çok bildikleri için kolay cevap veriyorlar. Yani bilinmedik bir firmadan biri gittiği zaman kim bu Necip falan diye tereddüt ediyorlar ama bizim anketörlerimize biraz daha kolay cevap veriyorlar. Seçim zamanları da bizim için avantaj oluyor ayrıca. En zor hangi soruya cevap verdiler? Şimdi daha çok tabii cinsellikle ilgili olan sorulara her zaman olduğu gibi zor cevap veriyorlar. Aha. Ama özellikle bu tür deneyim yaşamış insanlar zorlanabiliyorlar. Ama asıl onlardan çıkıyor. Çünkü mesela hiç boşanmamış veya bu tür bir ilişki yaşamamış insanlar zaten doğal olarak tahmini cevaplar veriyorlar. Ama ötekisi yaşamış. Bir boşanma, iki boşanma yaşayan var mesela. Peki siz yıllardan beri araştırma yapan bir şirketin sahibi olarak hiç bu ilişkilerle ilgili sonuçların inanılmaz derecede radikal değişikliklere uğradığını gördünüz mü hiç? Mesela bir soru diyelim ki kadın erkek arasındaki ilişkilerden ne olabilir mesela sorabileceğiniz. Hani klişe sorulardan bir tanesinde inanılmaz radikal değişiklikler her sene değişiyor bunun sonucu diyebileceğiniz bir şey var mı? Boşanma oranları çok değişiyor. Oranlar değişiyor. Verilen cevaplar anlamında. Yok, cevaplar çok değişmiyor. Veya küçük değişiklikler gösteriyor. Türkiye'nin yani gelişmesiyle orantılı. Yani yıllardan beri gelelim gidelim ne olursa olsun kadın erkek ilişkilerinde aslında her şey belli. Değişmeyecek şekilde belki belli. Belki 5 ya da 10 yıllık dilimlerle değişimler yaşanıyor. Yani Türkiye'nin jenerasyon farklılıklarıyla bravo. Ama TÜİK'in zaten bu arada araştırma sonucu yayınlayacaksınız. Kısa bir künyede belirtmek zorundayım. RTÜK gereği bu tabii. Tabii. Araştırma kantitatif araştırma tekniklerinden yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı. Hanelerde yapıldı. Hı hı. Kadın ve erkek oranı eşit. Hı hı. Buna künye diyorlar kısaca basında. Yani bu künyeyi söylemediğiniz zaman ve anketi yayınladığınız zaman... RTÜK açısından problem oluyor. Onun için bunu kısaca bir iki cümleyle söyledim. Teşekkürler. Bunlar seneye göre 5 yıllık, 10 yıllık dilimlerle değişebiliyor. Ama aslında kadın erkek ilişkisi genelde değişmiyor. Hep aynı mı diyorsunuz? Hanımların düşünceleri, erkeklerin düşünceleri. Genel anlamda olaylar karşısında çok değişen bir şey yok. Mesela aldatılan bir kadın... Benim biraz evvel söylediğim gibi eşini mi yoksa aldattığı kadını mı kıskanıyor gibi bir soru ortaya çıksa yıllardan beri bu tabii örnek sadece yıllardan beri aynı soruya aynı cevaplarla mı karşılaşıyoruz? Yoksa gerçekten çok değişiyor mu bu tür durumlarda yine jenerasyona göre ama 10 yıllık dilimlere aslında göre bakarsanız değişiyor diyorsunuz. Sırf jenerasyona göre değişmiyor tabii. Hı. O da var. Yani şöyle söyleyeyim bu stüdyoda ya da dışarıda bulunan hepimiz belli deneyimler yaşamışızdır bu konuda. 5 yıl önce olsa farklı cevaplar verirdik. Örneğin bu sorular bana sorulsaydı 5 yıl 10 yıl önce farklı cevaplar verirdim. Şimdi farklı cevaplar veririm bana tatbik edilse bana sorulsa. Ama ben şimdi 50 yaşındayım. O nedenle 40 yaşında 30 yaşında belki de bu değişimi... Konuyla çok da ilgili olmamakla beraber şu çok güzel anlatıyor. 10 yaşında babamdan güçlüsü babamdan büyüğü yok demiş çocuk. Hı. 20 yaşında babam da galiba bir şeyler bilmiyor demiş. 30 yaşında ya babam galiba bir şeyler biliyor. 40 yaşında babama bir sorayım. 50 yaşında ah babam hayatta olsaydı da ondan biraz yararlansaydım.
Yani insan da değişiyor. Ama sonuçta gelinen sonuç her ne olursa olsun aynı oluyor. Yani ilişkilerde de kadınların da erkeklerin de düşünceleri bir şekilde sonuca gelindiğinde değişime uğruya sonunda yine aynı noktaya geliyor gibi bir şey algıladım anlattığınızda. Bir adım öteye gidemiyoruz yani. Hani bir adım öteye gidiyoruz. Hep aynı. O doğru. O doğru yani. Zaten merak ettiğim soru. Kleopatra'ya da baksanız buydu. O öyle. Marie Antoinette'de de öyle. Ne bileyim tarihe de baktığımızda öyle. Milattan önce de öyle. Belki 160 bin yıldır öyle. Yani kadın erkek birbirini sevmeye başladığından beri, klan yaşamından çıkıldığından beri. İşte önemli beri, olan bu böyle. Bizim programımızın da özelliği. Edebiyat gelişti, bu yüzden sanat gelişti zaten. Evet. Öyle değil mi? Evet öyle doğru. De bizim şimdi reklama girmemiz gerekiyor. Evet, ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuklarımıza ve bize vermiş olduğunuz güven için aynı zamanda da. Bir reklam tekrar. Biz kalıyor muyuz? Deniyoruz tabii. Ha evet. Tabii. Biten ilişkilerde kadın ve erkeğin ilişki kişisi sonradan nasıl olmalıdır? Bizimki gibi. Nasıl olmalıdır? Sizinki gibi mi? Evet. Memnun musunuz? Vallahi memnunuz en azından. Kavgası gürültüsü olmayan, daha sakin sakin, problemlerin sakin sakin konuşulup halledildiği. Sizinki gibi derken arkadaş kalmak, dost kalmak anlamında, konuşuyor olabilmek anlamında evet, söylüyorsunuz. Evet, tabii. Daha hoşgörüsü fazla olan bir ilişki olmalı bence. Ama son zamanlarda bu da biraz garipsenmeye başlandı. Evet, niye garipseniyorsa yani hiç anlamıyorum. Onu anlayabilmiş ama değilim ben de. Yani başından beri garipsenen nedense şey. Böyle olmak doğru değilmiş gibi algılanıyor. Ya yani herkes birbirinin kafasına tava mı vurmalı yani ayrılırken? Yani çocuğu göstermemeli mi? Hani böyle para kavgası mı yapılmalı? Ama ben ona bilmem ne verdim mi denmeli? Yani Bir de ben mesela bu toplumun normlarını da çok anlamıyorum. Yani toplum normlarının çok değiştiğini düşünüyorum artık. Eskisi gibi değil. Yani şimdi ama bunlar duygularla ilgili bir şeyler olduğu için. Duygularla ilgili olduğu için. İnsanlar duygularına hakim olamadıkları için. Siz ne kadar neyin doğru olduğunu söylerseniz söyleyin. Asla bu kolay kolay değişmez. Bir insan çok fazla kıskanıyor ve tahammül edemiyorsa ancak yıllardan sonra belki sindirebilir. Belki. Ama hele bir de arada çocuk varsa şey. Böyle biraz sağduyulu davranmaya çalışmak gerekmez mi ya? Yani sonuçta bir başka bir birey yetiştiriyorsunuz, hayata hazırlıyorsunuz ve onun sağlıklı olması için de anne baba olarak üstünüze düşen en önemli görev sizlerin sağduyulu ve sorumluluğunuzun bilincinde olması gerekmez mi? Peki bu duyguya, bu erdemliğe nasıl sahip olunuyor? Yani Arzucuğum sen sabırla. İşte ama o sabrı bulana kadar hiç kötü şeyler yaşamadın mı? Çok şey yaşadım tabii ki. Bu ilişkinin bu şekilde olmasına sebep ikiniz de misiniz yoksa daha çok arzudan mı kaynaklanan bir şey? Biraz arzudan kaynaklanıyor gibi geliyor bana çünkü. Ay bak kadın dayanışması başladı. Hayır yine alakası yok çünkü erkek olarak sen kolay kolay arzuya böyle bir teklif ya da davranış şekliyle vücut diliyle bu şekilde yanaşabilme cesaretiniz zor sen değil erkek olarak söylüyorum. Zor gösterirler gibi geliyor. Halbuki aynı niyette olunabilir tabii ama. Bu aslında yani ben herkes kadını gibi değilim ama yani bir de niye? Ben herkes değilim tabii ki. Ya kimse niye? Kimse değil zaten. Şimdi her insanın yapısı, tepkisi ve her şeyi farklıdır. Bir de benim algımda bir çocuğun yetişmesinin önemi çok önemlidir. Ha bu anlamda arzuyla algılarımız çok iyi bütünleşebildi. Çünkü peki ayrılma noktasına gelirken çocuğun yetişmesi önemli olmuyor da bu herkesin başına gelen bir şey. Yanlış anlama tamamen size yönelik bir şey değil. Yo, o noktada bunları düşünemiyoruz da. Biz öyle ayrıldıktan sonra mı çocuğun erkek, gelişmesi eğitimini erkek öyle dizayn edilmiş değil bence. Çünkü annelik analık içgüdüsü hani daha bebek sizin karnınızdayken o bağ kuruluyor ve o iletişime geçiyorsunuz. Bizim için hiçbir değeri yok bunun. Biz çocuğu kucağımıza aldıktan sonra ve hatta epey vakit geçtikten sonra o babalığı öğreniyoruz. O duyguları keşfetmeye başlıyoruz. Halbuki siz
Siz biliyorsunuz bunu, o duyguyu, o analık içgüdüsünü, o bağı. Biz bir de öyle değiliz. Sadece ayrılık döneminde değil. Bence bütün süreç içinde çocuk, o çocuğun varlığı olduğu andan itibaren ilişkilerde çok dikkat edilmeli. Yani iki tarafın da birbirine ilişkisi çok. Şimdi siz bu şekilde yaşadığınız için, belki ben de bu şekilde yaşadığım için bunu çok güzel oturup konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle olmalıdır diyebiliyoruz tabii ama aslında bunu yapabilmenin yolları nelerdir? Onu biraz oturup konuşmakta tabii fayda var diye düşünüyorum. Mesela sorumuz, özellikle araştırma sorumuz, biten evliliklerde kadın ve erkeğin ilişkisi nasıl sürmelidir'in içerdiği sorular var mesela A, B, C, D diye. Bunlardan bir tanesi A olarak hayat boyu dost kalmalılar. B, dost olmalarına gerek yok, mesafeli biçimde görüşmeliler. C, görüşmemeliler, avukat ya da aile büyükleri aracılığıyla iletişim kurmalılar ve diğer yorumlar. Bunlar içerisinde mesela size en yakın gelen hangisi çıkmıştır? Kadın ve erkek ve Türkiye genelinde araştırılan sonuca göre bana bir tahminde bulunabilir misiniz? Ben hayat boyu dost kalmalı, dost olmalarına gerek yok, mesafeli biçimde görüşmeli ya da hani büyüklerin mesafeli şekilde görüşmeli. Dost o kalmak iki kişinin kendi seçimiyle alakalıdır. Dost kalmayı seçebilirsiniz ya da seçmeyebilirsiniz. Ama mesafeli görüşmek zorundasınız eğer ki bir aile birliğini bozduysanız ve çocuklarınız varsa arada. Evet. Ama mesafeli görüşmek zorundasınız. Peki bu mesafeli görüşme içerisinde kıskançlık girdiği zaman devreye, mesafeli de görüşseniz sonuçta görüşüyorsunuz. Kadının ya da erkeğin hayatına birisi girdiğinde o mesafe daha da uzar mı? Yoksa hayır, bu mesafeyi koruduk, kimin hayatında kim olursa olsun ama biz bu mesafeyle çocuğumuz için birlikte olmaya devam etmeliyiz mi denir? Biraz o ilişkinin nasıl bittiğine bağlı galiba. Eğer iki taraf da kendi kafasında bitirip de tamam biz bitirdik bu işi artık herkes kendi yoluna devam etsin diye kararlı bir şekilde kaç yola kişi vardır sizce böyle oturup karşılıklı bitirebilen? Bilmiyorum tabii onu. O da var mı soruların arasında? Hayır yok. Çok yoktur herhalde. Çok yoktur herhalde. Yani mutlaka tabii arada böyle üzüntüler, sıkıntılar olacaktır. Ama işte onları biraz daha böyle sağduyulu bir şekilde atlatmaya çalışmak lazım. Biraz ona çaba göstermek lazım. Çabasız olmuyor ki hiçbir şey ya da özverisiz olmuyor ki hiçbir şey. Peki mesafeli görüşürken Tamer'in hayatına bir kadın girdiğinde o mesafeyi koruyabilme gücüne sahip misin? Yoksa yok zaman içerisinde o mesafe biraz daha... Ben sahibim. Şimdi benzer şey bana sorulacak. Soracağım tabii ki. Bekar kadın Allah Allah. Hayatına girdiğinde onu, girebilir. Eğer öyle bir şey olursa o zaman cevaplayabilirim şu anda. Bilmiyorum ama ki bilmediğim. Ama şu anda bilmediğim... yüz ifadesiyle gözlerinin böyle olması hayır. Hafiften bir cevaplamış durumu hiç var. Hiç öyle bir cevap vermedim. Hiç. Ama ben anlıyorum ben, senin parmağından. Ben hayatta. Bakayım şu samuru. Sonra, samurundan tut. Saçının teline kadar değil. Belli ettin zaten. Hakikaten soruyu bilmiyorum. Soracak diyerek. Hayır bana nasılsa dönüp dolaşıp bana gelecek. Gelecek bir şey söyleyeceğim. Tamam şu anda şimdi bir dakika burada insanlar doğrusu bu derken bir taraftan da kendimizi de görmemiz lazım. Eğer ki Tamer Karadağlı eşinin hayatına birisi girerse aynı mesafeyi koruyabilir mi acaba? Hani böyle gezebilir mi yine çocuğum için ben bunu yapabiliyorum diye. Ya çocuğum için çok şey yapabilirim. Ama bunu yapamam. Bunu yapabilir mi bilmiyorum. Yani bunun cevabını dürüst bir şekilde veriyorum. Kalbin çarpmaya başladı mı? Yok hayır. Bir dakika. Bir dakika. Susamurunu bir okşadan sonra nerede? Susamurunu mu okşayacaksın? Kalbin nerede? Vallahi kalbi tık 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 tık. Eyvah. İşte bu sen beni heyecanlandırdın herhalde. Kanın beyne sıçramasıyla ilgili bir şey. Ben seni heyecanlandırmadım. Bir dahaki kavanoza yalan makinesi çünkü, da getirin. Çünkü. Bilmiyorum. Yani şimdi ne söylesem yalan olur. Dolayısıyla vallahi böyle davranırsam... Ne söylesem yalan olur, boş verelim. Sen bunu kabul etmezsin. Oturup da insanlara burada... Nereden biliyorsun? Evet belli. Nereden oturup biliyorsun? Oturup da insanlara burada... Efendim dost kalın, aranızda mesafeli olun da görüşün. Demeyelim. Ancak iki tarafta birbirine bir şekilde beraber olmasalar da hani cinsel anlamda... Sadık kaldıkları sürece mi acaba bu ilişki böyle devam ediyor? Hani bilmiyoruz. Benim açımdan öyle değil. Benim açımdan öyle değil. Ben burada sınavı geçtim. Bilmiyoruz. Öbür taraf açısından da öyle değiliz. Değil. Biz sınavı geçtik. Siz nereden daha sınavı bilelim? Geçmediniz. Nereden bilelim? Siz daha sınavı geçmediniz. Biz biliyor muyuz? Şimdi senin birisiyle söylediğin bu. Evleneceksin. Arzu'nun hayatına birileri girecek. Ondan sonra ben sizi tekrar dışarıda yan yana yürürken görürsem... O zaman diyebilirsiniz ki evet efendim
mesafeli bir şekilde bizim gibi olun. Böyle bir iddianız yok tabii şimdi. Ben burada tabii kendi kendime konuşuyorum ama hani görüntü itibariyle böyle yanıt diye neyin yanıtını alayım? Az önceki sorumuzun yanıtını alalım. Tutturdular. Çok mu merak ediyorsunuz? Söylüyorum efendim. Bir dakika merak ediyorum. Çok, ben de merak ediyorum. Çok mu merak ediyorsunuz? Evet. Asla görüşmesinler. Bak. Hiç kimseyle hiçbir şekilde buluşmasınlar. Çocuklarını birbirlerine göstermesinler. Ciddi misin? Ciddi mi? Tabii ki değil. Bakayım ne çıkmış. Dost olmalarına gerek yok. Mesafeli biçimde görüşmeliler. Bak bizim bravo, söylediğimiz siz, biz. %42.4. Yurdum insanını bravo tanıyoruz ve biz. Ve çok memnun oldum, şimdi dolayısıyla bu olayı buraya konuştuğumuz konuya bağlayarak şu gördüğünüz kitabı ben neredeyse 3 günde bitirdim. Hem güldüm hem düşündüm ve o kadar hani reklam yapmak anlamında söylemiyorum. Kendilerine de söyledim Hamdi Bey'in. Şimdi burada ve birazdan gelecekler konuğumuz olarak. Bir eski kocanın öğleden sonrası diye o kadar şeker bir kitap ki Hamdi Bey'i rica ettik, geldiler sağ olsunlar. Şimdi asıl Hamdi Bey'e soracağımız sorularda tabii bizim bu konuştuğumuz bir takım şeye açıklık getirecek. Hiç bakma, kabul etmeyeceksin. Arzu'nun hayatına birisi girerse Arzu'yla birlikte yan yana senin resimleri o zaman işte konuşacağız. Çocuk için yapabiliyorum diyorsan konuşacağız. Efendim Hamdi Koç'u davet ediyoruz. Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kitabınızı ne niyetle yazdınız hiç bilmiyorum. Gerçekten okuduğum kadarıyla bayağı zor günler yaşamışsınız. Ve bunu o kadar tatlı bir dille anlatmışsınız. Gerçekten sizin o yaşadığınız durumu bir insanın tabii sonradan yazılıyor. Belki bu rahatlık var ama sonradan yazılmış olmasını vermiş olduğu rahatlığa rağmen bu kadar güzel yazmak bence büyük bir olgunluk. Ya da hani hayatı... Bu bir ilişkiden hayatı, sonra yazılan bir... İlişki de yani. Eşini... değil, evli barklı adam ama. Nasıl evli barklısınız? Bu kitaptakiler yalan mı? Gerçek değil. Benim başımdan geçmedi. Nasıl yani? Dünyası yıkıldı. Nasıl? Ama ben bunu gerçek diye okudum. Şimdi yanlış anlama olmuş. Peki bunu nasıl bu kadar gerçekmiş gibi yazabilirsin? Ne biliyorsunuz siz insanların kalp krizi geçireceğini, karısını başka bir erkeğin kolunda ayrıldıktan sonra gördükten sonra hastaneye gideceğini falan. Nasıl yani? Yazar olmak nasıl? Ama ben biraz yaklaştığınızı tahmin ediyorum çünkü biraz evvel Tamer'e sorduğum bir soruyla onun kalp atışı ve hani ayağının şeklinden saçının şekline kadar kızarmasına kadar hissettim ki bu böyle bir şey olabilir. Haklısınız. Sonuna kadar haklısınız. Ya bende böyle şeyler olmuyor. Nasıl olmuyor? Neden? Bu mahalle baskısı neden? Oluyor. Mahalle baskısı değil, bu hülya baskısı oldu biraz. O yüzden bunu nasıl yazdınız? Yani ne yaşayarak ya da böyle bir tecrübe mi edindiniz? Nasıl oldu? Hayal. Hayal dünyası, hayal gücü. Başka bir şey değil. Ben 2002 senesinde bir roman yazmıştım. Melekler Erkek Olur diye. Orada hali vakti yerinde bir adam 40 yaşında hayatının yorgun bir anında 15 senelik bir evlilikten sonra. Bana bakarak hocam. Bugün özel bir ilgiyle dinlediniz de. Karısını aldatıyordu ve evini terk ediyordu. Hayatındaki ilk vukuatıydı ve sonu aile açısından hüsran oluyordu. Karısı da bu adamcağızı kitabın sonunda kapının önüne koyuyordu. Yalnız bir hayata başlıyordu Melekler Erkek Olur da Murat. Aradan geçen yıllarda yalnız hayatını nasıl yaşayabileceğini düşünüp durdum. Aile hayatına alıştıktan sonra yalnızlığa katlanabilecek mi? Bunlar merak ettiğim şeylerdi. Ve oradaki olayların üzerinden bir yıl geçtikten sonra bu kitap başlıyor. Murat. Bu sefer her şey tersine dönüyor. Aynanın öbür tarafına geçiyoruz. Ve bir gün yolda karısını başka bir adamla yürürken görüyor kol kola. Ve travma başlıyor. Burada da yazan şu ki. Nasıl keyif aldı inanamıyorum nasıl keyif aldığına. Burada da şu yazıyor ki. Karımı sokakta bir adamın kolunda gördüğüm zaman ilk hissettiğim şey korku oldu. Sen ne hissedersin acaba? Ölüm korkusu nokta. Ölüyorum sandım, çok korktum. Oysa ölmesi gereken karımdı.
Yok ya, neymiş o? Ölmesi gereken karımın yanındaki adamdı. Ama ben ölüyordum. Şimdi, hepiniz bana bakarak şimdi, şey yapıyorsunuz. Sen de aynı şimdi, şekilde. Sanki o adam benmişim gibi. Hayır. Hayır, senmişin gibi değil. Hani diyorsun ya, çocuğum için her şeyi yapıyorum. Gerçekten çocuğun için bunu da yapar mısın? Valla çocuğumun altını bile değiştiririm. O başka bir şey canım. Allah Allah. O bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Yani biz şurada aslında işin şakası bir tarafa da. Şunu sormak istiyorum. Size sormak istiyorum özellikle. Erkekler ayrıldıkları kadınların yeni ilişkiler kurmasına nasıl bakıyorlar sizce? Buna ben cevap verebilir miyim? Hayır efendim, ben bir şey yok. Ne olur ben. Bir şey yok. Ama hocam benimki gerçek. Gerçek bir şey. Peki verin, ondan sonra da ben vereyim. Peki. Bir dakika, bununla da ilgili. Ama vereceğim. Bununla da ilgili cevap araştırmalarımız var. Peki. Özellikle bu soruyla ilgili araştırmamız var. Onun için size soruyorum. Sonra tabii ki size soracağım efendim. Evet, buyurun. Hoşa gitmeyen bir durum. İdeali ne olur gibime geliyor, biliyor musunuz? Ayrıldıktan sonra karına bir daha rastlamamak hiçbir şekilde, hakkında bir şey duymamak. Eğer erkek gururu bakımından bir sıkıntı doğacaksa, ki doğabilir. Hele de hani ayrılınmıştır ama hala biraz sevgi vardır, bağlılık vardır, bir şey vardır. Eminim burada olan şey o benim romanımda. İnsanın içi gider. Peki hayat boyu namus olarak gördüğü için mi içi gider belki de? Namus, bilmiyorum artık, namus kavramını çok kullanmıyoruz galiba. Doğru, hayatımızdan doğru. Çıkmış evet. Gibi. Bana daha çok gurur gibi geliyor. Peki. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Programın başında o kadın dediniz ya, rakip çıkıyor diye. Problem bir başka adamın karşısında yenilgiye uğramak duygusu ya da bir başka kadının karşısında o öteki kadın ya da öteki adam olunca problem başlıyor. Hmm. Evet, ben de aynı fikirdeyim. O yüzden erkekler de o yenilgiye uğramak mı bütün mesele? Ben yani, değil, o tercih edildi. Sana ait ya da sana yakın bir şeyi başkasına kaptırmak yani böyle. Tabii ki onun özünde o yatıyor. Ama bir taraftan da nasıl bir kadınmış bu? Benden daha mı zayıf? Boyu daha mı uzun? Gözleri ne renk? Bunları da çok soruyoruz diye düşünüyorum. Bunlar herhalde bu soru yani en sakin da. Sorular. Ben direkt gördüm. Benim sormak gibi bir şansım. Bana böyle bir şans olmadılar. Halbuki çok uzun süre merak etmek isterdim. Hay Allah'ım yarabbim. Şimdi bizim bu halimize şöyle diyenler de olabilir. Allah Allah, şu hayal. Ağlanacak hallerine gülüyorlar. Ay bu ne la bu hallik diyenler de oluyordur eminim. Ama istedikleri kadar olsun hiç umurumda değil. Çünkü ben hakikaten hiç böyle bir şansım. Hep direkt gözüme soktum. Ne olduğunu direkt gördüm. Onun için genelde kadınlar görüyorlar. Yani şey ya merak ediyorlar. Kadın olmak değil ama bu sadece bir sanatçı olmanın da getirdiği bir şeyi bu. Çünkü sanatçılar sanatçı olduğunu falan düşünmüyorsun. Yok yok, sanatçılar bence toplumun bilinçaltını temsil ediyor. Yani toplum bence bilinçaltını sanatçıyla birlikte yaşıyor. Hı-hı. Ya dolayısıyla hani her yerde yaşanan bir şey senin başına geldiği zaman daha büyük yaşanıyor. Benim başıma geldiği zaman daha büyük yaşanıyor. Ama ben de şu soruya bizim cevap verebilir miyim? Gıyabımızda daha büyük yaşanıyor ama bizim yaşadıklarımız yine dört duvar arasında. Ha doğru. Bütün kadınlar aynı, ve bütün erkekler gibi aynı. Şey o anda ben aslında bir sanatçıyım demiyorsun ya da tabii, tabii. Ben sanatçıyım. Hayır, dışarıdan algı sonuçta başka türlü olabiliyor. Çok canın yanıyor. Doğru. Çok ama işte toplumun bilinçaltını yansıttığı için o kadar acımasız davranılıyor. Yani sonuçta sen bunu benden daha uzun zamandır yaşıyorsun. Bizim adımız çok rahat. Hayır, şöyle ki yani basınla ya da başka dakika, şeylerle dakika, karşı dakika, karşıya. Tamam, bir dakika, bu araştırmanın sonucuna girmeden. Ama ben de cevap vermek sözünü istiyorum. Bitirme. Ben reklama girelim ki herkes merak etsin senin şeyini. Reklamlar. Ve soruyorum ki tekrar hatırlatmak için, erkekler ayrıldıkları kadınların yeni ilişkiler kurulmasına nasıl bakıyorlar?
Buyurun Tamer Bey. Buyurun. Şöyle ki, evet, eğer içinizde bir şey kalmadıysa hiç bakmıyorlar bile. Hmm. Yani pek umurumuzda olmuyor bizim açıkçası. Yani içimde eğer benim bitmişse o zaman beni ilgilendirmiyor. Ama içinde hala bir şeyler varsa o zaman tepki verebiliyorsun. Hmm. Reaksiyonel olabiliyorsun. Birazcık böyle bir cız 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 etmiyor mu? Yok. Hani içinde bir şey bitmiş de olsa vay be işte bu kadın benim kadınımdı bir zamanlar. Yok. Yok. Yani, yok. Öyle mi? Yani... Ya evet, ben böyle düşünüyorum. Hani... Şimdi tabii sevgilinden ayrıldığın zaman sevgilinin yanında bir kadın erkek gördüğün zaman farklı. Ama karından ve çocuk sahibi olduğun insandan ayrıldığın zaman yanında bir erkek gördüğün zaman farklı. Hangisi? Belki de. Evet doğru olabilir. Sonuç ne? Sonuç. Onun sonuç. İçin sonuç. Sonuca evet, geliyorum. Sonuca geliyorum. Özgür bırakıyor. Dilediği yaşamı sürmesine karışmıyor çıktı. Vay be. İşte bu. Çok acımasız. Niye kıskanmıyorlar? Çok sinir. Çok güzel güzel. Çok bravo valla. Öyle mi şu anda? Öyle mi? Tabii, bizim mi? Yani özgür mü eşin? Tabii eski ki. Eski eşin ama, ya da... eski eşim. Arzu. Arzu zaten... hep özgürdü değil. Yani... Hayır ama ben öyle özgür baskıcı bir adam anladım ki. Yani ama şimdi, hiçbir zaman öyle bizim hayatlarımızda evet, öyle bir baskı yoktu zaten. Yani ikimiz de birbirimizi... Bir şey soracağım. Çok özel olmazsa. Ayrılmaya karar verdikten bir süre sonra mı arkada tekrar görüşmeye başladınız? Yoksa işin başından beri dostça ayrılıp gerçekten ertesi günde telefonlaşıp nasılsın diye birbirinize sordunuz? Sancılı günler geçirdik tabii. Hmm. Ama uzatmadık. Toparlamak nasıl oldu? Düşündünüz, taşındınız, bu iş böyle olmayacak, çocuğumuz zor var oldu vesaire vesaire değil mi? Tabii. Yani zor bir dönem geçirdik. Ayrılığın zaten iyi bir dönemi yok. Ayrılık zaten nahoş bir dönem. Yani hadi canım güle güle desem bile bir o zor geçer yani o ayrılık süreci bence. Evet. İkinci soruya geliyorum. Bunun da araştırmaları yapıldı tabii ki. Kadınlar boşandıkları kocalarına hangi gözle bakıyorlar? Bilemem diyeceksiniz. Çok zor bir soru. Hani bu kitabın yazarı olarak mutlaka söyleyecek bir şeyleriniz vardır. Evet, bize kaldı galiba bu iş. Hangi gözle bakıyorlar? Kadınlar boşandıkları kocalarına hangi gözle bakıyorlar? Allah Allah, bunu benim de düşünmem lazım. Birazcık hangi gözle bakılıyor? Hmm. Bunun herhalde sen bir dönemleri vardır bakıyorsun değil mi? Dönem dönemdir. Hani bir dönem... Önce ne hangi gözle baktın? Niye önce inanamıyorsun? Yok canım bu kadar yıldan sonra hani mutlaka bir toparlarsın. Bir dönemde mutlaka bir öfke yaşanır. Öfke diye yaşanıyor tabii, bir öfkelenir insan. Sonra iş uzadıkça... Ondan sonra biraz daha sakinleşir, durulur sular. Hayır, iş uzadıkça hayır her şey galiba bitiyor deyip triplere girip saldırganlığa başlıyorsun. Evet belki. Sen bence saldırgan oldun mu? Uf. Hadi ya. Ben zaten direkt saldırıyorum yani hiç hiç sakin olduğumu düşünmüyorum. Yani öyle saldırgan, yani mecazi anlamda saldırganlık. Yoksa her hani... söylenen kelimeye ters cevap vermek anlamında ama söylüyorum. Yüzünü cırayım yok şuradan canım, şöyle yok canım, bir. Olur mu ben yani kafasını koparıyorum o kadar. Öyle cırım bakla durmakla olmaz. Ya yapacaksın tam yapacaksın. Ya da hiç yapmayacaksın. Hiç. İkisinden doğru biri derken tabii şöyle bir şey yapmadım hayatımda. Bakışlarımla yeteri kadar anlatmışımdır her şeyi. Yok. Kahve fincanı ve kumanda fırlattım. Evet. Öyle şeyler yaşadım. Neyse bunları herkese yani her dönemde her şekilde yaşanabiliyor. Ama kime olduğu yani kim nedir nedir onun altını çizmiyorum yanlış anlaşılmasın lütfen. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Yani sanki... Şunu söylemek istiyorum ki ben hani bu şeyi yapabilirim. Bir şey fırlatabilirim. O kadar herhalde yani en fazla. Ama öfke işte yani. Bu da öfkenin bir boyutu. Sonra zaman daha da geçtikçe ne oluyor? Biraz daha sular duruyor. Herkes külahını önüne koyuyor, düşünüyor. Sonuçta hayat devam ediyor falan. Biraz daha mantıklı davranmaya başlıyorsun galiba. Öyle mi? Yani, ya orada hani aralara başkaları girdiğini duyarsan ne oluyor? İyi işte yine insan öfkeleniyor oturuyor yani yapacak bir şey yok ki ne olacak? Sonuçta bunu her nasıl şey, böyle hayatta, bir şey yaparsın hayatta diyor her şey seçim yani herkes bir yoldan gidiyor. Sonuçta o seçimleri engellemeye hakkımız var tabii mı? Yok. Ama hiçbir zaman bitmiyor değil mi? Hani şunu şöyle düşünüyoruz. Ya tamam bu devreyi de açladık. Şimdi birisi ama istediği kadar insanlarla kadınlarla geçsin ne olacak canım? Dönüp dolaşacağı yer sonunda bizim yanımız. Diye zaten hani triplere de giriyoruz zaten değil mi? Bir kalp kırıklığı oluyor tabii. İnsanın kalbi kırılmaz mı? Yanınızdaki kişi ben artık başkasıyla birlikte olacağım diye gidiyorsa tabii ki o kadar paylaşılan hiçbir şeyin değeri yokmuş diye en azından insanın kalbi kırılır yani.
Ama karşı tarafın da kalbi kırılıyor. Tabii, tabii. Yani sonuçta karşılıklı. İki taraf, tabii tabii iki taraflı mutlaka. Acaba erkekler mi daha kolay atlatıyorlar, kadınlar mı? Bu da ayrı bir soru. Şu anda aklıma geldi. Bu araştırmanın sonucunu söyleyeyim mi size? Söyle. Şıklar ne? Şıklar şu. Evet. İlişki bitse de eşinin himayesini ve korumasını istiyor. Hayatından tümüyle çıkmasını istiyor. Sadece maddi yardım yapmasını istiyor. Bir gün yeniden evlenmeyi umuyor. Boşandıktan sonra kadınlar eşlerine bu gözle bakabiliyor. Yani çeşitler bunlar. Neymiş yani? C mi? Ay şey. B. Hayatından tümüyle çıkmasını istiyor. Evet. Ama onlarınki de bizim gibi çıkmıştı. Onlarınki de çok kötü çıktı. Özgür bırakıyor. Dilediği yaşamı sürmesine karışmıyor. Çıktı erkek tarafı da. Hmm. Yani kısacası ne çıkıyor ortaya? Her iki tarafta birbirini bırakıyor mu? Bitince her şey. Herkes unutmak istiyor galiba, tabii, değil mi? Herkes unutmak istiyor. Tabii. Yaşamak istemiyor. Kötü tabii. Şeyleri çıksın ve bitsin artık. Yeni bir hayat kuralım artık. Yeni bir hayat kuralım. Yeni bir düzen, yeni bir hayat. Ona alışmak da zor değil mi o yeni düzene? O yeni düzeni kurmak aslında belki başkası... en zoru ve en travmatik olanı o düzen değiştirmek. Güzel işte. Evet. Peki biz Hamdi Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu kitap için de teşekkür ediyorum ki çok keyifle okudum. Ben bunu hediye etmek istiyorum. Müsaade ederseniz Tamer'e giderken ama şöyle önümüze dursun birazcık daha. Belli olmaz, bir şeyler daha çıkabilir buradan. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Tekrar dönelim araştırma sonuçlarına. Sıkıldın mı? Yok, hayır, gayet iyi vakit geçiriyorum ben. Güzel sorular var, biraz sonra soracağım. Biraz sonra Tamer Karadağ'la ilgili yaptığımız araştırmalar var. Sizi de nasıl görüyor halk? Kim, nasıl, hanımlar nasıl görüyorlar? Erkekler nasıl görüyorlar? Hadi bakalım. O da madde madde burada çıkmış. Bunların hepsi araştırma sonuçları. Bir şekilde geliyor karşımıza. Neden geçmişteki gibi bir yastıkta 40 yıl evlilikler devam etmiyor? Çünkü 21. yüzyıldayız artık. Neden? Evet, yani dönem değişti artık, yani hayat değişti, sosyal yaşam değişti, o kadar çok şey değişti ki. Yani olabilme şansı çok mu az? Yapılan bütün evliliklerde yeni yeni az, evlenen insanlarda az. Bu umudumuzu az mı tutmak evet, zorundayız? Evet, az tutmalıyız. Yani o biraz daha böyle şey, hani nostaljik bir şey gibi kaldı. Ben bunu üzülerek söylüyorum ama çünkü ben daha bu konuda geleneksel ve eski düşünüyorum. Keşke eskisi gibi böyle 40 yıl aynı yastıkta kocanan evlilikler olsa. Ben çünkü aile düzenini seven bir insanım. Ama gerçekten bu çağda artık zor olduğunu düşünüyorum evlilikleri yürütmenin. Çünkü dünya çok küçüldü, seçenekler çok fazlalaştı. Kadın daha bağımsız. Kadın daha bağımsız, güçlü. Ekonomik gücü daha fazla. Hayat daha hızlı, her şey çok çabuk tüketiliyor, duygular da öyle. Dolayısıyla bu çağda biraz zorlaştığını düşünüyorum. Ama zaten evlendiğin zaman bir takım şeyler biliniyor olması lazım. Monotonluk olacaktır, kıskançlıklar, kavgalar olacaktır. Ama bizim babaannelerimiz, anneannelerimiz bunları biliyor muydu? Onların sanki konuşmaya hakları da yoktu gibi. Ya da onlar yani kendilerini şöyle şartlamışlardı. Değişti. Kadınlar susar. Tabii. Evet, çağ çok değişti. Artık kadınlar da... sadece düşünüyorlardı. Şimdi artık konuşuyorlar da yeni çağda. Hı hı. 21. yüzyılda hiçbir kadın susmuyor. Hatta kafasına her şeyi fırlatabiliyor. Sen yaparsan ben de yaparım oluyor. Peki merak ettiğim bir şey var. Bir kadın ayrıldıktan sonra çocuğu da varsa hayatını nasıl devam etmeli? Bir başka erkek sokmalı mı sokmamalı mı? Yani bu duruma göre değişmeli mi yoksa hayır? Eğer çocuğu varsa en azından onu büyütünceye kadar... Bir şekilde yalnız olmalı çocuğuyla. Çocuğunu tek başına büyütmeli mi diye düşünürsün. Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Yani o aslında o hayatın ona ne getirdiğiyle bağlantılı bence. Yani o anki yani kadın... Yani hayat sana limon verirse limonata mı yapar? Hayır, limonata yap tabii. Bir dakika evde... niye mahalle baskısından hayır. Bahsederken şu anda mahalle baskısı. Yok gerçekten bu şey değil. Bence eğer gerçekten bütün... her şeye değeceğini bulduğu bir adam varsa karşısında bir takım çünkü mutlaka o insanla birlikte olmak kadına ekstra sorumluluklar ve ekstra
zorluklar da getirecektir. Çünkü eğer bir de eski eş varsa. Bunlarla mücadele edebilecek bir durum mu varsa ya da o gücü kendinde buluyorsa, buna değeceğini düşünüyorsa neden tabii ki başka bir erkekle birlikte olmasın ve hayatını paylaşmasın? Tabii ki yoluna bir başkasıyla devam edebilir. Bunu da çocuğa anlatmanın mutlaka uzmanlar tarafından belirlenmiş yolları vardır. Yani nasıl güzel, iyi bir üslupla anlatılır ve çocuk yine güzel gelişimini tamamlar diye. Peki böyle bir ilişki senin açından zor değil mi hayatına bu gibi kararlar alabilmek? Hani alır mısın almaz mısın bilmiyorum tabii ama senin şu anki ilişkinde Tamer'le olan bu kadar sık görüşmen vesaire vesaire. Bu benim seçimim. Ben eğer başka bir hayatımda başka biri olsun diye istersem o zaman Tamer'le de ilişkime biraz mesafe koyabilirim ya da bilmiyorum başka yollar denerim o zaman. Ya yine benim dediğime geliyoruz. Neye geldik? Bu çok şuna geldik. Eğer ilişki birilerinin hayatına birisi bir girdiği zaman bu şekilde devam edebilir mi acaba bu dostluk? Hani diyoruz ya lütfen arkadaş kalın. Mesafe ama dost olmak eşliğinde görüşün diyoruz ama acaba başarabilecek miyiz görüşmeyi? Yani siz ya da bir başkaları. Bilmiyorum, bu iki taraflı bir şey tabii elbette ama bu dost olarak kalmak illa her gün bir arada yan yana bir yere gidilecek anlamında değil ki. Sonuçta dost olarak kalmak eğer ortada ortak çocuğunuz varsa o çocuk için ortak karar alabilmeyi kolaylaştırmak, onu daha sulh içinde yapmak, barış evet. içinde yapmak, aslında burada başka dost bir, olmak biraz bu demek. Burada başka bir kıskançlık da ortaya çıkıyor. Şimdi bir... eğer kadın tarafında birileri girdiyse hayatına bir çocuğuyla olan ilişkisini ve o ilişkisini dengelemek ve aynı zamanda babasıyla çocuğun tabii. ilişkisi çok aslında zor karışıyor. Zor bir şey zor aslında bir çok durum. Zor. Yani onu dengeleyebilmek için biraz da vurdum duymaz mı olmak lazım? Biraz da böyle hayır öyle de değil. Biraz da hani çok mu acaba katı da değil bulamıyorum bulunca söylerim. Bulamıyorum. Başka bir bakış açısını bulmak lazım bilmiyorum ama mesela benim çok canımı acıtan şeylerden biri olmuştur. Erkek açısından da o taraftan da baktığım zaman öyle olmuştur. Hele ki erkek açısından çok zor diye düşünüyorum. Düşünsene çocuğun eski eşinin yanında bir erkekle birlikte oturuyor. Onlarla birlikte bir evin kesinlikle içinde yaşıyor. Kesinlikle çok zor. Kesinlikle belki çok onların zormuş. Arasına giriyor çıkıyor vesaire vesaire. Bu erkek için nasıl bir duygu yaratıyor? Cevabımı almış bunu. Yani, çok teşekkür ederim. Bilmiyorum. Yani ben öyle bir şey yaşamadığım yani böyle için. Böyle hayal ettiğin zaman zor geliyor mu mesela? Zor, mutlaka zordur. Yani şimdi... Yani çocuğunun başka bir adamla aynı tabii, evin içinde olması çok zor. Tabii ki çok zor. Yani çok zor. Hele ki kız çocuğun varsa. Tabii. Gidip kızım ona sarıldı mı, o kızımla aynen hop öyle, hop oynadı aynen mı? Öyle. Yani bunu düşüne çok ciddi travmalar yaşayabilir insan kafasında. Bunu kabul ediyorum. O zaman niye boşanıyorsunuz? Öyle yani. Öyle yani bence yapıyoruz. Erkekler bunu daha çok düşünmeli. Erkekler 5 yaşında yaramaz çocuğu gibi. Bir şekilde boşanmamayı sağlamalı. Ne yapıp edip. Evlilik zaten çok yapay bir şey bence. Yani her ne kadar hala güncelliğini koruyan bir kurum olsa da hala rağbet gören bir kurum olsa da aslında yapay bir şey. Yani icat edilmiş olan bir şey ve ama ne yazık ama, ki... Ama olmalı. Hayır, olmalı toplum ama olmak yani, için aile olmalı. Sonuçta yapay olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Ama bizim ilişkimizde şöyle bir, ya bir şey bir oldu. Bir kadın ama bunu böyle düşünmez. Yapay diye düşünmez. Ama bak bunu monoton çok samimi bir şey söyleyeceğim şimdi. Lütfen. Bu samimi bir itiraftır. Lütfen. Şimdi biz boşandıktan sonra bizim ilişkimiz evli olduğumuz zamankinden çok daha iyi. Çünkü evliliğin 3 aşaması olduğuna inanıyorum. Yok sadece rahat etmek değil. Can istemediği zaman görüyorsun, can istemediği zaman görüyorum. Ondan daha iyi. Çıkarken de öyleydik. Yani biz tanışıp evliyken öyle miydiniz? Bir ay sonra evlenmedik ki biz. Evliyken öyle miydiniz? Evliyken değildiniz. Tabii böyle değildik. İşte tabii ben ki onu diyorum. Tabii ki böyle durum daha da iyi oluyor. Oh ne güzel. Ama zaten biz bunu hayal ediyoruz işte. Bütün niye? Erkeklerin evliyken çoğu böyle rahat olmayı hayal ediyor. Hani yani güzel rahat altın... olmayı hayal ediyorsun. Ondan sonra şey işte benim gibi ki. Oluyorsun. Ne oluyorsun? Yani fazla ben çok rahat. Ama bak beni konuşturmuyorsun. Ben mesela çok kadın... rahat. İki taraftan şey yapıyorlar. Ben hiç kısmam. Kısmadığım zaman. Evliliğin ya da üç evresi var. Evlilik yani...
Nasıl söyleyeyim? Yani sınırlamaktan yana değilim. Ondan sonra da işte... İşte sınırlanmaması rahat batıyor. Batıyor ama... Buyurun. Söyleyecek bir şeyim yok. İki taraftan iki kadın konuşuyor, yetişebilmen şey mümkün değil. Onun hiç şey yaptığı ben yok. Ben. Ben bakıyorum böyle de, yani bayağı rahatmışsın, öğrendim. Ha, iyi. Eyvallah. Yalan mı söylüyorsun, rahatım? Ha, güzel. Yani sen de rahatsın ama bu rahatlık sadece hani ben çıkıp da sabaha kadar geziyorum, eğleniyorum anlamında değil. Bu rahatlık belki evli olmadığı için artık bir mecburiyet yok. Yaptığın her şeyi isteyerek ve gönülden yapıyorsun. Daha samimi. Ben daha samimi bir ilişki içinde olduğumuza inanıyorum Arzu'yla. Ya tabii yani işte rahat sonuçta, olarak sonuçta düşünmüyorum yine, ben. Sonuçta bunu. Yine dost kalmak da bir seçim. Arzucuğum, yine burada hayatının kısıtlandığının farkında mısın? Benim mi? Yani sen bir kadın olarak bir taraf bu kadar rahatken sen bu kadar rahat olamazsın. Çünkü çocuğun tabii var. Çocuğum anne var. Başka bir şey. Dolayısıyla zaten bilmiyorum nereye ne kadar böyle? Ne kadar nasıl ilgilendiriyor böyle? Acaba hani eşler arasında siz değil. Eşler arasında erkeğin rahat olması şimdi şöyle bir şey oluyor. Erkek hem anneyle ve çocukla çok rahat istediği gibi görüşüyor hem erkek çok rahat. Erkek rahat değil. İlişki daha rahat duruma geldi. İlişkimiz rahatladı. Ama evli olsam yine böyle olacaktı. Ha. Yine çocukla daha çok ben ilgileniyor evlilik olacaktım. Evlilik belki de bir baskı yarattı. Mesela ben de belki de baskı yarattı. Şimdi evli değilim ama daha çok evli gibi yaşıyorum. Evet yani, ama işte bu da başka bir şey. Bu da bir seçim. Çünkü dost bunu seçmeye de bilirdik. Tamer de ben de. O zaman belki acaba biz de böyle olmaz. Bunu seçme olmaz. Sebebiniz biraz hani aranızda buna cevap vermeyebilirsiniz doğal olarak. Aranızda hani birbirinize bitmeyen bir takım duygular doğrultusunda mı yoksa çocuk mu gerçekten? Vallahi. Çocuğumuz olduğu için buna da cevap veremeyeceğiz ama. Evet. Ama ben bunu şöyle düşünüyorum. Çok eski bir dostluğumuzun olması. Çok küçük yaştan beri Tamer'le birlikte olmamız ve çok şey paylaşmış olmamız. Yani çok iyi tanımamız birbirimizi. Belki buna alışkanlık diyebilirsin. Bilmiyorum ama çok iyi tanıyor olmamız bence. Çünkü, ama yine de hani birbirini görmek istemeyen dostça da ayrılsanız, birbirini görmek istemeyen iki insan olsaydınız ne olursa olsun görüşmezdiniz. Bu kadar hoş. Tabii. Bu kadar hoş Eda ile görüşemezsiniz bence. Yani. Tabii tabii. Tabii doğru söylüyorsunuz. Mutlaka orada. O zaman kıskançlık söz konusu tabii yani. Yine geldik. Yani, kıskanmam gerekiyorsa tamam. Kıskandığım dönemler olmuştur. Ve çok başka tepkiler de vermişimdir. Hani çıkarken, birlikteyken ben şey öyle hani ben hiç kıskanmam, domuz gibiyim hiç. Yanımdaki kadın hani istediği gibi ben hiç öyle bir adam değildim. Ben bayağı kafa göz yardım. Şimdi? Şimdi o kadar tepkisel değilim. Ama daha konuşarak, halletmeyi uygun görüyorum. Ama şöyle bir şey var tabii. Yani bir erkek yanında hangi kadın olursa olsun, eşi de olsa, sevgilisi de ya da kız arkadaşı da olsa, yanlış bir davranış karşısında yanlış, onu da kime göre ne? Kime göre yanlış? Senin yanlışın. Bir dakika. Şimdi sen erkeksin. Tamam, erkeksin değil mi? Evet. erkeksin. Yanında da bir eş, bir hanım. Ya erkek sevgilin de olabilir, eşin de olabilir, kız arkadaşın da. Karşı taraftan hani kafa göz yaracak kadar yanlış bir tepki alındığında onu da korursun. Kız arkadaşını da korursun. Yani bu illaki duygusal yani, bir şey olmak zorunda değil. Tabii ki onu yani bu istiyorum. Bizim şimdi biraz daha böyle şey... bir muhabbet, daha delikanlı bir muhabbet gibi olacak ama tabii ki öyledir. Yani bizim kültürümüzde de o yok mudur? Yani yanındaki kız kim olursa olsun hani tabii, yan bakılmaz. Hani ben. O tabii ki o %100 katılıyorum ona. Tabii. Ne olduğu önemli değildir. Ha. Ama benim söylemeye çalıştığım şey daha farklı. Yaş ilerledikçe belki de tepkilerini 23 yaşındaki delikanlı gibi vermemeyi öğrenip daha konuşarak anlaşmaya gayret ediyorsun. Ben bunu söylemeye çalıştım sadece. Doğru. Yani ben Arzu ile çok iyi bir iletişim kurmuş olabilirim. Çünkü Arzu'yu yıllardır tanıyorum. Yıllardır hayatımda olan bir insan. Arkadaş olarak, flörtüm olarak, daha sonra işte karım olarak, eski karım olarak. Dolayısıyla her evresini biz yaşamış durumdayız ilişkinin. O yüzden de ben onunla çok rahat konuşarak iletişim kurabiliyorum. Biz boşandıktan sonra tekrar bu kadar yoğun görüşmeye başladıktan sonra çok daha iyi anlaşabiliyoruz. Çok daha iyi iletişim kurabiliyoruz. Kavga etmiyoruz öyle ve bunu da isteyerek yapıyoruz. Ben mecbur olduğum için Arzu'yu aramıyorum.
arzu aramak istediğim için arıyorum. Bahsettiğimiz konu bu. Ya da işte sabahtan akşama kadar beraber vakit geçiriyoruz ve bunu böyle bir şimdi vakit geçirmemiz lazım, çocuk yüzünden görüşmemiz lazım diye düşünmüyorum. Çok büyük bir keyifle bunu yaşıyorum. Bir kitap okuduğum zaman, bir film seyrettiğim zaman onunla paylaşmak hoşuma gidiyor. Ama bu ilişkimizin bazında arkadaşlık olmasından kaynaklanıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Evliliğin de zaten gelmesi gereken, bir süre sonra gelmesi gereken nokta bu. Siz o kadar güzel bir şey yakalamışsınız ki. Hani yani konuşuyoruz, tartışıyoruz. İşte evliyken olması gereken bir şey yakalanmış aslında sizde var. Çok zor yakalanıyor bence. Doğru, kesinlikle. Çok zor yakalanıyor. Kesinlikle ve biz bunu da bozmamaya özen gösteriyoruz. Evet. Çünkü hani aynı zamanda Zeyno da bizi birlikte görmekten böyle hep beraber olmaktan büyük keyif alıyor. Birlikte oyunlar oynuyoruz, konuşuyoruz, yemekler yiyoruz, geziyoruz ve bunda tuhaf bir şey görmüyorum. Çünkü bir çocuğun özellikle 0-3 her dönemi tabii ki çok önemli ama özellikle o 0-3 yaşının çok önemli olduğuna inanıyorum ve elimden geldiğince de çocuğum için bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Çünkü hani bu dünyada ne kadar vakit geçireceğimizi bilmiyorum. Ve eskiden daha vurdum duymazdım. Hani yarın ölelim, cesedimiz yakışıklı olsun, ölen ne olacak, hani ölümden kaçır. Şimdi öyle düşünmüyorum. Şimdi ne olur sağlıklı olayım ve bu dünyada daha uzun zaman geçireyim ki kızımın yanında olabileyim. Kızımın büyüdüğünü görebileyim. Bunlar çok özel duygular. Çünkü sen de çocuğuna çok düşkün bir kadınsın. Benim için her şeyden önemlisi artık Zeyno'nun babası olmak. Yani ben Tamer Karadağlı olarak hani oyuncu, aktör Tamer Karadağlı kimliğim ayrı ama hepsinden daha çok hoşuma giden Zeyno Karadağlı'nın babası olmak. Ne güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok hoş. Bak, bu sorduğum soru neden geçmişteki gibi hani bir yastıkta 40 yıl olmuyor? Onun da şıkları var tabii. Evlilik kurumu günümüz şartlarına yenildi. Sizin demiş olduğunuz gibi. Kişisel özgürlükler gelişti. İnsanlar bencilleşti. C. Aldatmanın önüne geçilemiyor. D. Evlilik bitirmek eskisi gibi kötü algılanmıyor. Hoşgörü ile karşılanıyor. Hangisi olabilir? A ve B iç içe bence. Yani günümüz şartları değiştiği için insanlar bencilleşti. Kişisel özgürlükler gelişti, insanlar bencilleşti. Günümüzün şartları evet bence A ile B bir arada. Çok doğru. 34.7 çıkmış. Evet. %34.7 ile çıkmış ve gerçekten doğru bencilleşmek. Ama ne kadar insanı kandıran bir şey, ne kadar büyük bir tuzak bu bencillik. Yaşam şartlarına göre aslında şu ortamda, şu ortamda hani o yaşadığımız kaosu aslında fark edip biraz şöyle elimizde itip sahip olduğumuz değerlere daha da asılsak yırtarız. İşte o programın normalde başında söyledim ya, hep ben dünyaya ne kadar geldim ki zaten çok az yaşayacağım. Ben mutlu olmalıyım. En önce ben gelirim trendiyle. İşte yalnız başına mutlu olunmuyor. Bir evet, süre sonra tabii, o diğer maneviyatlar seni zaten rahatsız tabii, ediyor. Zaten ben mesela biliyorum ki ben diyorum aileyi seviyorum. Kalabalık aileleri seviyorum. Öyle kalabalık aileler birbirine bağlı bir aile içinde büyüdüm ben de. Aile olunması gerektiğini düşünüyorum. Mesela etrafında başka arkadaşlarım varsa onlar ama olur mu canım işte yaşayalım gitsin bilmem ne falan işte onunla da 80'li işte, city kızları. Ha bir de öyle bir şey başladı ya işte hani onunla dolalım buraya da gidelim gezelim aslında, eğlenelim falan. İşte ve aslında o kadar da mutlu değiller. O kadar tabii mutlu değiller, değiller onlar zaten, da istiyorlar bunu. Zaten evet. Bu davranışlar bir şeye tepki. Tabii. Bu ailelerde şimdi mesela yeni jenerasyon ya da 21. yüzyıl deyip geçmemek lazım. Ailelerde hani ben kızıma bunu öğretmeye çalışırım başarabilirsem. Ailelerde başlıyor bu, bitiyor bu iş. Evet. Yani siz kızınıza derseniz ki kızım ailene sahip çık. Etraftan gelecek tepkileri, etkileri hiç say. Tabii tabii. Sen tutun bu tarafa. Tabii. Sonuçta her şey budur. Dersek, öyle öğretirsek 21. yüzyıl olması evet. Hiçbir şey değiştirmez. Evet, evet. Tamamen ailenin çocuklarını yetiştirmesiyle ilgili bir şey ki böyle olması. Ona katılıyorum. Evet. Mutluluk bence bununla evet, ilgili evet, bir şey. Evet. Şimdi tabii bütün bunları konuşuyoruz. Genel anlamda bütün bu konuştuklarımızın hepsini gerçek anlamda bize cevap verebilecek bir konuğumuz daha var. Profesör Doktor Kerem Doksat Bey'i rica ediyoruz efendim.
Kerem Bey'in gelmesiyle birlikte tabii konular biraz daha farklılaştı. Biraz daha cinselliğe doğru gitmeye başladık. Cinsellik biterse evlilik de biter mi Kerem Bey? Bu dini araştırma sorumuz. Elimizde yine oranlarımız var. Maddelerimiz var. İsterseniz okuyayım ya da sonra mı okuyayım? Önce ona mı cevap vermek istersiniz? Cinsellik biterse evlilik biter mi? Hayır mı dediniz? Hayır. Nasıl hayır? Şöyle Hülya Hanım. Şimdi deminden beri çok dikkatli, çok keyif alarak oldukça da ibretle takip ediyorum programı. Çünkü Türkiye realitesine uygun bir program değil bu. yanlış anlamayın Arzeyeceğim. Öyle mi diyorsunuz? Türkiye nüfusunun %80'i halen feodal hatta prefeodal yaşamaktadır. Türkiye nüfusunun feodal veya prefeodal yaşamayan %20'sinin de en fazla %5'i bunları konuşacak durumdadır. Biz şimdi mastürbasyon yapıyoruz. Bizi seyreden insanlar bize empati kuramıyorlar. Anadolu'dan özellikle seyredenler. Ben bir iki şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Sonra suallerinizi elimden gelince cevap vermeye çalışacağım. Teşekkürler. Atatürk arkadaşlarının kurduğu cumhuriyetin belli bir paradigması vardı, ahlakı vardı, moralitesi vardı. Bu Osmanlı'dan kalan değerlerin korunmasıyla birlikte modernitenin bir araya getirildiği ve sadakatin, ben onu hatta 3S diyorum, sevgi, sadakat ve sağlık. Ve tabi buna seksi de katabilirsiniz 4S. Bunlardan birinin kaybı, sadakat kaybı olmadıktan sonra diğerleri bal gibi yürüyebiliyor. Du. Özellikle Özal dönemiyle, yani 80 ihtilaliyle birlikte bizim bütün manevi değerlerimiz silindir gibi ezildi geçildi. Ve o dönemden sonra bir kerelikten işte anayasayı denmekten bir şey olmaz. Hadi hanım koy kaseti de keyfimize bakalım deyip 280 kilometre süratle gidip rol modeli oluşturan bir yönetici. Benim memurum işini bilir diyen ve moral değerlerin, kodların bozulmasını her türlü yol açan bir yönetici Türkiye'yi bu hale getirdi. Bu gayet planlı programdadır. Ve ne hale geldik biz? Artık biz boşandıktan sonra nasıl yaşayalım? Düzeyli birliktelikler, kavramları falan ortaya çıktı. Bilmem ne oldu. Ve maalesef aile kurumu çöktü. Bakın, Batı'yı biz çok tabii kendimize mukayese ediyoruz. Çok da doğrudur. Herkese etmemiz lazım. Size biraz uçuk örnekler vereyim. İnsan natür, nurtür, kültür ortasında bir varlık. Yani doğasından gelen, evrimsel köklerinden ve aileden, babadan gelen, genlerle gelen, özelliklerle birlikte bu dünyayı teşrif eden, daha sonra eğitim, öğretim, görgü gibi kurumlarla şekillendirilen ama kültürün de onun üzerinde bir frame, bir şebeke oluşturduğu bir varlık. Türkiye'de kültür yok edildi. Kültürsüzlük var, anomi var, yani belirsizlik var Dürkheim'in tabiriyle. Şu anda Türkiye'de bir genel Türk kültüründen bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla kültürcükler, alt kültür tabakaları oluşmaya başladı. Ve bunların hiçbiri bir de empati kuramaz hale geldi. Türkiye'nin bugünkü kaotik hali bu yüzdendir. Yani dinci, etnik, şucu, bucu filan derken birbirine düşman, hiçbiri birbirini anlamayan yüzlerce gruba bölünmüş durumdayız. Bizim burada konuştuğumuz şeyler çok sofistike, çok rafine şeyler. Yani kent soylu olan en az... Çok özür dileyeceğim, sözünüzü keseceğim. Dediniz ki hayır... Cinsellik evlilikte bitse de problem değil dediniz. Eğer halbuki çıkan sonuçlarımıza göre o değil. Biraz evvel söylediklerinize de ben halktan biri olarak katılmak istemiyorum. Çünkü örneklendirme yanlış. Ben bize katılmadın düşündüğünüz kişilerde kumalık sistemi yıllardan beri süre gelen bir şeydir. Onlar da bu duyguları yaşıyorlar ve onlarda da dile getiremedikleri bir durum var. Dile getirmiyorlar bence sadece. Bu tamamen kendi düşünce. O ayrı bir konteks. Şimdi burada örnekleme olarak alınan grup, Türkiye'deki sayın designer söylemişti şimdi gittiler. 4 tane büyük şehir değil mi? 8. Onların da emin ki varoşlarına gitmediler. Yani belli bir sosyokültürel düzeydeki insanlarla konuştular. Şimdi onlardan alacak cevaplar da bütün Türkiye'den random sampling dediğimiz yöntemle yapılacak bir araştırmanın farklı
sonuçlar çok farklı çıkar. Peki kim yönlendiriyor benim sizi? Benim şu anda editörlüğüm yaptığım... Baroş dediğimiz kesim mi yönlendiriyor aslında kadın erkek ilişkilerinin görsellik anlamında da hani? Yoksa gerçekten AB dediğimiz şehir içinde ve kıyısında yaşayan kişiler mi yönlendiriyor? Herkes kim kimi takip ediyor acaba? Kimse kimseyi takip etmiyor, sorun orada. O zaman birilerinden öğrenmek lazım. Mesela doğuya doğru gittikçe burada konuşumlu şeyleri yapan insanları öldürüyorlar. Namus cinayeti diye öldürüyorlar. Halbuki biz şimdi burada boşandıktan aslında, sonra paşa paşa nasıl konuşuruz, nasıl anlaşırız diye konuşuyoruz. Yani şimdi eğer gerçekten saygı, sevgi ve sadakat varsa seks bir şekilde bittiği takdirde o evlilik bal gibi yürür. Bir de bir şey çok önemli sevgili Hülya Hanım. Bizde çok erken evleniliyor. Kent soylu hayatta kadının en azından bir üniversiteyi bitirip bir iş sahibi olması, ki bu 25-30 yaş civarıdır. Erkeğin de gene aynı şeyi yapıp bir ayaklarının yere basar hale gelmesi, ki bu da yaklaşık işte 28-35 yaş civarıdır. Tercihen kadının erkekten bir 6-7 yaş küçük olması. Tercihen bunlar şart değil. Artı aralarında çok ciddi sosyo-kültürel ve ekonomik sınıf farklarının olmaması. Bütün bunlar bir araya gelirse, o olgunluğa kadar ulaşılırsa, o arada herkes kurtlarını dökerse, yani çöplükte gözü kalmadan. Peki canları seks isterse? Bir araya gelirlerse çok güzel bir evlilik oluyor. Ben bunun gibi çok evliliğe şahit oldum. Peki canları seks isterse? Onların seksi çok daha keyifli oluyor. Çünkü bir kere seksi bilerek evleniyorlar. Gözleri arkada kalmadığı için ben gideyim dışarıda bir çıtır bulayım diye bir dertleri olmuyor. Mesela ben ikinci evliliğimi idrak ediyorum. İki tarafta birbiriyle ilişkisinde seksi bitirdikten sonra. Hani seks bir şekilde bitmek zorunda kalırsa hastalık sebebiyle vesaireyle. Neyse, ama bir şekilde de yapmak istenirse genç insanlar nasıl olur, etkilemez mi peki bu istek? Etkiler. Orada maneviyat işin içine giriyor. Şöyle ki hem maneviyat hem de beynimizin neyle dolu olduğu. Şimdi. O zaman çok erdem, çok yani bir insan beyninin, çok başka bir insan olmak lazım. Şöyle sorduğunuz için söylüyorum. Buyurun. İnsan beynini seksin dışında bu dünyadaki edebiyat, felsefe, sanat, din ve diğer üst yapı kurumlarıyla yeterince dolduruyorsa, bunları her gün tefekkür ve tefelsüf ediyorsa, zaten belden aşağı kısımla ilgili kısım çok ciddi bir şekilde erkekler için biraz zor gibi geliyor bana. Yani herkes bu saydığınız kişiler de... Bilakis ben size bir şey söyleyeyim. 25 senedir işin içindeyim. Rahmetli babam da psikiyatri profesörüydü. Yani hem alaydan mektepteyim. Beni herhalde biraz onun için buraya çağırdınız. Tabii ki ben sizi kadınlar... yanlış anlamayın. Ben tamamen kendi düşüncelerimi söylüyorum. Estağfurullah. Bildiğimi iddia etmiyorum. Kadınlar erkeklerden seksizliğe daha az tahammülsüz. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ne güzel. Ve kadınların erkekleri aldatma oranı aslında... erkeklerden biraz daha yüksektir. Fakat biz evet, Türk erkekleri maalesef doğru, bunu bir sanki bir erkeklik marifetiymiş gibi iki kat değiştikten sonra salak gibi anlatırız. Ben kendimi tenzihen bir efendiye Estağfurullah, ben küsümü alınmıyor. Ama ben kadın söylüyordum ama. Kadın Amerika'da gizlemez de Türkiye'de kadın bunu çok sinsice, çok usturuplucu yapar. Kolay kolay ortaya çıkmaz. En yakın arkadaşını bile söylemez. Mesela biz terapistlere gelen client'ların diyeyim, çünkü hasta demek biraz pejoratif, aşağılayıcı bir laf oluyor. Danışanların diyelim, hanımefendi olanlarının ciddi bir kısmı kocalarını aldatıyorlar ve kocalarının bundan haberi yok. Ve bizimle paylaşıyorlar çünkü biz yeminliyiz, kimseye anlatmayız. Bu peki kadınların zekasıyla ilgili bir şey mi, yoksa kadınların gerçekten zaman altı hemen arz edeyim. Hangisi? Hemen arz edeyim, çok uzatmayacağım, merak etmeyin, sizin sorularınıza zaman bırakmak için. Bu evrimsel psikolojiyle izah edilen bir şey. Şimdi biz evrimsel açıdan erkek cinsiyeti, erillik yani maskülenite, antisosyallikle karakterizedir. Feminite yani dişilik ise histrionisite ile karakterizedir. Ne demek, hemen izah edeyim. Antisosyallik nedir? Dişiyi elde etmek için diye konuşuyorum. Vurmak, kırmak, diğer bütün herkesin ırzına geçmek, öldürmek, onlara saygısızlık etmek, sonunda en kaliteli dişiyi döllemek. Çok kabaca, hayvani açıdan. Histrionisite nedir? O da çok büyük bir egosantrizm. O güçlü değil erkek gibi adeli açısından. Ne yapıyor? Her düveri mavi boncuk dağıtır. Erkekleri birbirine düşürür. Antisosyal erkekler aralarında kavga ederler. En güçlüsü gelir onu döller.
Doğal seleksiyon. Ve bu o kadar da basit değil tabii ama bir anlamda öyle. Şimdi böyle baktığımız zaman doğamızda olan bir şey bu. Dolayısıyla erkek alfa dominan, mesela aslanları falan seyredin. BBC World'de muhteşem bir dokümenteri vardı. Aslan, çok evet, değişik şeylerin çiftleşmeleri. Aslan dişiyi elde ettikten sonra bir kükrüyor ki orgazm olurken, ki iş 30 saniyede bitiyor ha. Ve günde bilmem kaç yüz seri yapıyorlar. Onlar da çok farklı. O dişi de acı çekiyor çünkü penisin yapısı, vajinaya girişi falan çok farklı ama o acı sayesinde spermler dölütün içine gidiyor. Yani işin çok daha farklı tarafları var. Hı hı. Biz erkekler daha kolay yakalanırız. Mesela siz hanımefendilerin beyni bizden 100 gram daha hafiftir. Bu sizin beyninizin 100 gram daha hafif olmasının daha aptal olmanızdan değil. Bizim ancak 100 gram daha ağır bir beyinle size de başa çıkabildiğimizden kaynaklanıyor. Çünkü başka türlü başa çıkamıyoruz. Siz hanımefendilerin sağ ve sol yarı küleri eşit çalışıyor. Ayda bir hafta hariç. O dönem erkekleşiyorsunuz. Öyle mi? Agresivite, değil mi? Evet. Kavgacılık bilmem ne, adet evet. Öncesi dönem. Evet. Ama diğer dönemlerde iki hemisfer eşit. Halbuki biz erkeklerde sol taraf hakim. Dolayısıyla biz erkekler biraz otistik varlıklarız. Bir yandan da ahmak varlıklarız. Çünkü sol taraf böyle çok ilkel, matematik, somut şeylerle uğraşan taraf. Sağ taraf ise sezinleme, sezgi, ince hesap, bakışından anlama, işte gör, bak, suratına bakıp bak kızardın deyip onları yakalama. Size bir şey itiraf tabii edeyim. Bunu yakalama bunun peşindesiniz. Biz şöyle değiliz aslında. Canım, siz hocam, onu görüyorsunuz. Konuşun. Konuşun hocam. Birazcık daha anlatayım isterseniz. Fena gitmiyorum değil mi? Evet. Ratinginiz herhalde kötü etkilemiyordur. Şöyle arz edeyim. Ben ikinci evliyim şu anda. Çok mesudum. Her iki evliliğimde de karılarımı aldatmadım. Aldatmadım. Hayır, hiç aldatmadım. Birinci evliliğimde son artık çatlama dönemlerinde. Ama hiç eşlerinizin sizi aldattığını düşünmüyorsunuz değil mi? Yok. Mesela erkek olarak. Yok, çok düşündüğüm bence, oldu ama hiç ihtimal vermedim. Bence bu yüzden de çalışmıyor. Yani bu yüzden de hiç düşünmüyorlar. Pardon yani, şu örneği bir bitireyim. Kadın anlatmaz. Yok yok yok, öyle bir şey yok. Psikiyatr olarak çok şey gören bir adam olarak biz biraz farklı ben bakıyoruz. Ben genel anlamda söylüyorum. Genel olarak öyle. Omnipotansı dedik ya, antisosyaliz canım. Biz evet. Elde ettik ya. O, ama şimdi siz de anlatırken ben iki eşimi de hiçbir şekilde aldatmadım. Aldatmadım bir kere. Belki eşleriniz sizi aldatmış olabilir mi acaba diye düşünmüyorsunuz ama. Yok, düşünmüyorum. Tabii çünkü yapmadıklarını biliyorum. Sadece son çatırdadığı dönemlerde ilk evliliğimin bir keresinde bir gece ben bir yemeğe çıkmaya karar verdim. Bir şey ilaç mümessilesi hanımefendiyle ki bizim hayatımızda bu rutindir. Yani ayda bazen 10 kere falan gece yemeğe çıkarız. Biz öğretim üyelerinin biraz şeyi vardır, ayrıcalığı vardır. O hatundan da biraz hoşlaşmıştım. Artık evlilikte çok çatır diyor. Yani hayır, düşündünüz. Niyet var. Var. Ama şimdi Hülya Hanım, benim 20 bir şey var. 19 siz kavanozun dışından yalamışsınız. Yalayamadık bile. Nerede şimdi? Onu söyleyeceğim. Benim 19 senelik karım o güne kadar bütün kongrelere her birine tek başıma gitmişim. Hiç en ufak bir şey şüphelenmiyor. Bir şey söylemez. O gece yani, Kerem sen kiminle nereye çıkıyorsun dedi bana. Ve ben o gece iptal ettim. Çünkü bir hafta edersen bu kadar bularlar dedi. Ya. O gece kaldı. Yani siz aldatmadım derken böyle çok övünerek konuştunuz ama evet, aslında aldatmayı niyetlenilmiş hafiften. Övünüyorum çünkü bu bir erkeğin yapması gereken bir şey. Ama yapılamamış. Hayır, ben çok çapkındım 24 yaşına kadar. 24 yaşına kadar mı? 24 yaşında evlendim. 24 yaşında başlamaz mı bu işte? Vallahi çok işte. Evlenmiş. Evet, Ankara Koleji çocuğuyuz. Biz her yolu gördük yani. Homoseksüelte falan dışında. 24 yaşında bitti ama hepimiz ikinci bak, evliliğimizi burada 3 tane, 3 tane kolejli var şu an. 11 yaşında başlayınca 24 yaşına kadar fena performans değil mi? Hay Allah'ım. Kenan Bey çok güzel konuşuyor ama Kenan Bey'e teşekkür etmek zorundayım. Pardon, sormak seks soruları vardı değil mi? Ne oldu ona? Evet, seks soruları. Bu konuyu çok uzattığımız için o konular bitti. Hay Allah, ne kalmadı güzel. Yani. Maalesef ama burada mesela... Ama seks önemli bir şey tabii ki. Efendim? Seks çok önemli bir şey. Kesinlikle ama burada sonuçlara göre evet, evliliği cinsellik perçinler demişler. Sizin gibi düşünmüyorlar. Hayır, ama siz perçinlemiyor ki, demiyorum ki. Bir şekilde ortadan kalkıyorsa, o evlilik sağlam temeller üzerinde kurulduysa, onsuz da olsa gider. Felsefeyle ilgilenip aklını başka yerlere yani ben seksin bu kadar kolay erkek tarafından bertaraf edileceğini düşünemiyorum. Bu biraz gerçekten çok böyle
bir şey söyleyeyim mi? Öyle adama şöyle yap. Hu! Hani benim eşim benimle seks yapamadığı için ben kendimi asla ve asla başka kadınlara yedirmem. Ben o zaman ne yaparım? Felsefe. Ne yaparım? Spor. Ne yaparım? Deyip karısı için bunu yapan erkeğe ne yapılır biliyor musunuz? Böyle. Var mı bilmiyorum. Hiç. Bilmiyorum. Valla şimdilik motor çalıştığı için bilmiyorum. Eğer bir gün kaybedersek görürüz. Ben size anlatırım. O zaman herkes gösterir ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ama örneklerini biliyorum. İnanın 45 senelik evlilik son 15 senedir seks yok. Çünkü diyabetik. 45 senelik çok evliliğin son 15'inde olmasa da fark karısı etmeyebilir. Ben başka... Karısı kendisinden 20 yaş genç. Olay tamamen hanımlar, hanımlar daha o konuda metanetlidir. Hanımlar zaten direkt ona odaklanmıştır. Yani eşimizde herhangi bir problem varsa zaten biz eşiyiz. Bizler öyleyiz. Ama erkekler açısından... Var, örnekleri de var. Örnekleri var, istisna yani. İstisnalardan bahsetmeyelim. İstisna, o istisnalar ne kadar artarsa o kadar kaydı olacaklar öyle zaten. Öyle bir erkek düşünemiyorum. Var mıdır düşünemiyorum. Varsa da... Belki sizin bulunduğunuz muhitlerde pek rastlanmıyor onlara. Ben rastlamadım. Yani ben zaten her şeyi ben diyorum ama sanki ben her şeyi ben yaşamış ben gibi muhit meselesi olduğunu sanmıyorum hocam. Etrafımda gördüğüm şeylerden muhitinizi ben diyorum. Kendiniz yaratırsınız zaten. Yok o, yani o muhit hani sanat dünyası anlamında mı söylüyorsunuz? Yok hayır genelde yoksa... insanı kendini götürüyor. Yani ben mesela psikiyatrım. Ben sizin muhitinize, sizin dünyanıza girmeye kalksam zaten 3 gün sonra kafayı yerim. Çünkü ayak uydurmam mümkün değil. Ben bütün gün oturacağım, okuyacağım, çalışacağım, edeceğim, bilmem derslerime gideceğim. İşte böyle lütfedip çağrıldığın takdirde bir tür şeyler konuşacağım. Sonra mesela yarın sabah da başka bir kanalda Türkiye'de uyuşturucu meselesi konusunda canlı yayında konuşacağım. Sabah 6'da kalkacağım bu kilolarla falan böyle farklı bir dünya yaşıyoruz. Bizim oralarda o işleri çok yapamıyoruz zaten. Hocam istenildiği zaman her yerde yapılıyor. Yani istenildiği bunun, zaman tabii. Tabii yani bunun muhitle, işle çok alakalı olduğunu zannetmiyorum. Kişilikle alakası var. Kişilik yapısıyla alakalı olan bir şeydir ve siz tabii ki bizden çok daha iyi biliyorsunuz ama bunun bir formülü yok. Tabii ki yok. Tabii ki yok. Benim vermeye mesaj çalıştığım mesaj şuydu. Yani kafamızı ne kadar... Freudian manada libidoyla değil de Jungian manada libidoyla doldurursak, hayatta üst değer hükümleriyle daha fazla meşgul edersek, en primitif ama en zevkli olan seksüaliteye ayrılan kısım o kadar düşer. O zaman o seksüalite daha da keyifli yaşanır, daha da güzel yaşanır, daha da Kama Sutra gibi yaşanır. Biterse de o kadar büyük problem olmaz. Biz şimdi konuyu kendimize çevirdik. Halbuki öğrenmek istediğimiz şey tamamen cinsellik bittiği zaman evlilik biter mi diye. Siz tabii çok farklı şekilde bahsettiniz. Evet. Gönül ister ki sizin bahsettiğiniz gibi olsun. Ama tabii benim düşüncelerime, normlarıma göre kesinlikle böyle bir mutlaka cinselliğin yani tek tükte olsa bir şekilde evin içinde olması gerekleniyor. Tamamen bir şey evliliklerde... Kardeş oluyorsun zaten o zaman karı koca olmuyorsun gibi geliyor bana. Tamamen öyle düşüncelerimi söylüyorum. Türkiye ne cevap vermiştir? Türkiye cinsellik olmalı perçinler diye cevap veriyor. Mutlaka işin içinde cinsellik olmalı. Yoksa bu kadar olgun, bu kadar erden bir erkek, bu kadar olgun bir kadın beklemek o da bir şans gibi. Yapmasa bile ister. İstemek de ya da hani gözü kayar, bir şey olur, arzu eder, ah der, yapamıyorum. Bir gün belki bir yerde bir kaçamak. Yani bunları hep yaşarlar gibi geliyor bana. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Sevgili Tamer'cim, seninle ilgili bir araştırma yaptık. Evet. Tamer Karadağlı ile ilgili ilk aklınıza gelen nedir? Okuyorum. A. Yakışıklı adam. B. Aile babası. C. Sert erkek. D. Çapkın erkek. Sizce? Çapkın erkek. Sizce? Ben kendimle ilgili ya da bir sert erkek yorumda bulunmuyorum. Sizce? Bilmiyorum. Sizce? Bilmiyorum. Tahmin et lütfen. Ben kendimle ilgili tahmin... Edemeyeceğim galiba.
Benden bahsedilmesin. Ben utanırım benden bahsedildiği zaman. İstiyorsan bahsetmeyelim. Yok, bahsedelim. Merak ettim. Ne deniyor? Söyleyeyim mi? Söyle. Tabii ki çapkın erkek. Çok çapkınlık yaptın mı Allah aşkına? Belki bir kere yakalanmışsındır, adın çapkına çıkmıştır. İşte su samurları ve kara samurları. Serdar Akinan'ın yazısı gibi. Su samurları ve kara samurları. Çapkın erkek misin gerçekten, yoksa seçici misin? Ya tabii ki seçiciyiz. Yani o çapkınlık ne demek yani? Neye göre çağ? Hani her zaten önüne gelen kadına ne hoş kadınmış diye bakan böyle erkek cinsi mi? Böyle bir şey düşünemiyorum. Yani tabii ki erkeklerin çoğu böyle gibi görünüyor. Öyle biliyoruz ya da ama nasıl olur? Yok, yani hiç öyle değil. Nasıl ister insan bir duygu, bir şey, bir yemek yemek. Yani ben bu şeyi mantık, bunu alamıyorum zaten. Seçici olmak, erkeğin de değil mi bir şeyleri seçmesi lazım. Kesinlikle katılıyorum sana. Seçiyoruz. Fakat çok enteresan değil mi? Yani gerçekten aslında hani güçlü olduğu için, ayakları yere bastığı için mağdur diyemiyorum. Ama mağdur olmuş kadınlar olarak karşınızda gülebiliyoruz yani. Durum itibariyle. Gülebiliyoruz yani. Bizler de... yaptınız geçti gitti. Bizler de ne sizin oldu? Gülmeniz ne için oldu? Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz bu arada. Evet, gerçekten çok teşekkür, gerçekten yani gerçekten bunda gerçekten rica ederim. Yani bunu çok çok teşekkür rica ederim. Rica ederim. Bunu gerçekten ne diyeyim? Başka soru yok mu? Bu kadar kendim mı? Kendim için hem Kaya için bu öpücüğü almış oldum. Neden? Sizi mutlu etmek için çaba gösteriyoruz işte. Yani ayrılmış olsak bir de yine de sizin mutlu olmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Biz kabul ediyoruz, siz ona şükredin. Peki öyle diyelim. Yani sizin bu çabanızı biz kabul ediyoruz diye düşünmeniz çok lazım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii. Benim de kalkıp öpmem gerekiyor mu şimdi? Hayır, hiç gerek yok, hiç gerek yok. Acaba merak ediyorum, yani çocuklarımız olduğu için kabul görüyorsunuz diye düşünüyorum bir taraftan. Ha, yoksa? Yok, sadece onun için değil. Yok, gerçekten. Ya çünkü hakikaten yani Tamer, bakmayın öyle hani bir sürü haberler oldu, bir sürü şeyler gördünüz ama aslında özünde çok erdemleri olan, çok benim çok güzel şeyler paylaştığım, çok iyi vakit geçirdiğim de bir insan. Yani sadece Zeyno yüzünden Tamer'le vakit geçirmiyorum ki ben de. İyi bir arkadaş, çok temiz bir kalbi var, çok merhametli, çok iyi bir insan. O yüzden iyi insan bulmak da zor artık bu çağda. Değil mi? Evet. İyi insan bulmak da zor, doğru. Ya, başka erdemlerim de varmış çapkınlığın dışında. Hiç aklında içinde kalan söylemediğin bir şey var mı? Şimdi biraz konuşturmadığımızdan şikayetçi oldun. Yani araştırma oldu bu sadece. Ama araştırmaları siz... Peki. Bu sanatçılara da hiç yaranılmıyor. Hayır, bir tabii, dakika. Programa gidersin, özel sorular, özel hayatımı soruyorsun der. Evet. Araştırmalar, yani ne sormamı... istatistiklerden bahsederiz ama hiç konuşamadım der. Nasıl bir şey yani? Projelerinizden yani bahsedelim. Ben hiç iş konuşmak istemiyorum. Konuşursam insanlar sıkılır zaten. Sen peki, de iş konuştuğun zaman mesela rating aldığına inanıyor musun? İnanıyorum. Televizyona zaman iş yapıyorsak. O zaman bir dahaki sefere mesela beni çağır. Mesela Shakespeare'den rating ve şeyden... Düşündüğümüz için değil yani burada... Ama televizyon yapıyorsak, televizyonda iş yapıyorsak sonuçta kimse benim işte Shakespeare'in bilmem ne oyunundaki ne düşündüğüm yani ya da son okuduğum kitap hakkında ne düşündüğümle ilgilenmiyor. O kadar bile da demedik tabii yani, ondan da bahsettik. Samuraydan bahsettik. Senin için söylemiyorum. Hayır. Senin için söylemiyorum. Her şeyden bahsettik. Samuray kim? Ay samuray dedi. Su samuru. Su samuru. Su samuru. İşte ondan bahsettik. Su samuru çok enteresan. Önemli. Yani bunu giyip o kadar aslında canını yakmışlar ki. Hani o tişörtü giyip. Canımın yanması değil. Çifte standart beni üzüyor. Yani sanatçıların senin de mutlaka öyle olmuştur. Hani bunların adını yerden yere vuralım. Her şeyi söyleyelim. Ama bizlerden birine bir şey olduğu zaman hayır. Aa niye? Aşık olmuştur belki de. Yani hafifletebilmek için... Onlar da ne yapsınlar? Yazıları okunsun, insanlar onları okusun diye bunları yazıyorlar Tamer'cim. Sonra diyorlar ki tabii bir de şöyle bir şey var yani köşe mesela köşe yazarları falan yazıyor. Mesela popüler olan şeyleri yazıyorlar hem de popülere taş atıyorlar değil mi? Popüler olanı sevmiyorlar, çamur atıyorlar ama popüler olanı yazıyorlar.
daha çok popüler ediyorlar tabii haliyle. Ondan sonra diyorlar ki ama köşe yazarlarına hiç itibar yok, kimse okumuyor falan. Zaten Oktay Ekşi niye okunuyor? Ben de ona hayret ediyorum. Mesela Ayşe Arman sürekli memesini açmaya çalışıyor. Sürekli soyunmaya kalkıyor. Ama Oktay Ekşi'yi ben daha bir gün bile kravatsız görmedim. Ama okunuyor. Ama zaten yani, köşe yazarı demek fikir yazmak demek aslında. Ya Ayşe Arman'ın da köşesi yok mu? o belki başka türlü olabilir. Biraz o tarafa da mı sinirliyiz? Ayşe Arman'a taktım ben, o yüzden sinirli değilim. Çünkü bu Halit Ergenç'in karısıyla yaptığı bir röportaj vardı. Hı-hı. O dizayn edilen gökdelenin tepesinde böyle. Bu Halit'e zarar vermek için yapılmış bir röportajdı. Biraz yani, kötü kalplilik var Evet kötü kalpli yapılmış. Kötü kalplilik yapılmış var, buna katılıyorum ben. Hele ki bir sonraki röportajında da işte insanlar laf etmiş. Efendim niye? Tabii ki söyleyecek. Zaten başkaları da mesaj attı, aynı şeyleri yapıyormuş. Başka kadınlar yani bir de oradan şey yaptı, vurmaya çalıştı. Hani çok ayıp, çok ayıp ve bundan keyif aldı. O keyif alma kısmı benim canımı sıktı. Yani kim Ayşe Arman niye o zaman sürekli soyunmaya çalışıyor? Gündeme gelmek için mi? Hani o zaman gazeteciliğin temeli hani fikir değil midir? Beyin olarak siz içinde olan değerinizi ortaya koymaya çalışmaz mısınız? Niye görselliğe kayıyorsunuz? O yüzden Oktay Ekşi'yi merak ediyorum. Oktay Ekşi'yi siz hiç boxer'la poz vermiş gördünüz mü? Ama Oktay Ekşi gazeteci. Öyle düşünüyoruz. Bir de tabii şöyle de bir hayatım, şey var. Fikri olmayanlar böyle şeyler, fikri olanlar yazıyor. Fikri olmayanlar böyle şeyler yapıyor o zaman. Bir de gazeteciler, gazeteci demeyeyim de hani bazı şeylerle, gazetecilerle oyuncuların yer değiştirmeye başladığını da görüyorum ben. Mesela sen de şimdi bir çeşit aslında gazetecilik yapıyorsun. Ve bazı gazeteciler de gündemde olmaya çalışıyor. Yani işte Ahmet Hakan geçen gün deli kimyacı gibi poz vermişti. İşte Ayşe Arman sürekli soyunuyor. Ya da şöyle oluyor mesela, ya da şöyle oluyor mesela, bu haber programlarında falan siyaset tartışılıyor. Bir bakıyorum gazeteciler tartışıyor kendi aralarında. Ya gazetecilerin zaten köşeleri var, oraya yazıyorlar yorumlarını herkes okusun diye. Şimdi niye televizyona çıkıp bir de bekliyoruz ki biz onlardan aslında gazete okuyucuları olarak. Televizyonda siyaset bilimciler, akademisyenler, ekonomistler tartışsın. Gazeteciler de onları köşelerinde yorumlasınlar, bizi yönlendirsinler ya da yorumlarıyla bizi aydınlatsınlar. Başka bir pencere açsınlar önümüzde. Ama zaten adam köşesinde yazacağını gibi televizyonda söyleyince hem tarafsızlığını yitiriyor hem de boşuna vakit harcıyoruz yani. Aslında bu da başka bir program konusu. Bunu da uzun uzun tartışıyoruz. Herkes ünlü olmaya, herkes ünlü olmaya çalışıyor. Evet, herkes Andy Warhol'un dediği gibi herkes ünlü olmaya çalışıyor. Hani gündeme gel de nasıl gelirsen gel. Nasıl gelirsen gel. Evet, doğru. Öyle. O zaman Ayşe Arman'a kızmaya gerek yok. Çok doğru. Ben memelerini merak ediyorum Ayşe Arman'a. Ne bir kadınla. Kanal kapanacak ama şimdi. Ama ne alakası var? Meme demek suç değil kanal ki. Kanal değil. Ve programı kapatıyor. Gerçekten. Meme hani program suç salonunda böyle hayır değil diyebilirsin. Ama merak yani kocası nasılsa bir şey demiyor da soyunmasına. Ve hepimiz merak ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İlk programımdı gerçekten. Bir de canlı ilk programımdı yıllardan sonra. Yıllar öncesinde de çok fazla canlı program yapmadım. Ama burada bana destek oldunuz. Bol şansı bol olsun evet programının. Hep i̇nşallah, inşallah yine haftaya pazartesi aynı şekilde başka bir araştırma konusuyla, çok değerli konuklarımla ve benle birlikte olacağız. İyi geceler.